Sevgili takipçilerimiz, bu eser Antik Kütüphane Tasavvuf kanalı için seslendirilmiştir. Mekârimül Ahlak, Üstün Ahlak Risalesi, Mukaddime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değiştirme ve güç kaynağı O'dur. Allah'ın salatı ve selamı, Efendimiz Hazreti Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'ine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bilmelisin ki sair canlılar içerisinde sadece insan fikir ve temyiz, ayırt etme gücüne sahiptir. Bu nedenle insan serbest iradesine bağlı temyiz yeteneğini bozmadığı, hevasına yenik düşmediği ve tutkulu arzularına tabi olmadığı sürece her zaman işin en faziletlisini, mertebelerin en şereflisini, giysilerin en güzelini, takva elbisesini sever. İnsanın kendisi için ilk seçtiği, elde edinceye kadar yerinde durmadığı, eksikliğini asla kabul etmediği, değerinin tamamlanışı yani kemalidir. İnsanın tamamlılığının ve kemal sahibi oluşunun göstergesi ve bir parçası, üstün ve güzel ahlak üzere bir hayat tarzına sahip olması, kötü ve çirkin ahlaktan beri olması, bütün hallerinde ve davranışlarında erdemler, faziletler kanunlarını benimsemesi, hal ve hareketlerinde alçaltıcı, rezil yollardan uzak durmasıdır. O halde insanın amacı, her türlü kusur ve ayıptan beri bütün secilleri kazanmak, himmetlerin her türlü şaibeden uzak, bütün salim ve onurlu karakterleri edinmek ve çabasının bütün tiksindirici ve alçaltıcı hasetlerden uzak durmak olması gerekiyor. İnsan, her türlü imkanları kul olarak aşağılık, yerilen bütün olumsuzluklardan, aşağılık huylardan kurtulmaya gayret etmeli. Ancak o zaman ahlakını arındırmak suretiyle kemal derecesine ulaşabilir. Kemal, kamillik, olgunluk, olgunlaşma, erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak, fazilet, değer, ahlak ve huy güzellikleri ve edep. Şekil ve şemail güzelliğinin zirvesinde olarak güzellik süslerini giyinebilir. Liderlik taslayan ve kibirlilik gösteren kimselere karşı bu haliyle övünebilir. Parmakta gösterilen ululuk derecelerinin zevkine ulaşabilir. Ancak bu mertebeyi elde etmek üzere henüz yola koyulan, bu menzile erişme arzusuyla harekete geçen kişiye benzemekle yükümlü olduğu güzel huylar, kaçınmak durumunda olduğu çirkin karakterler gizli kalabilir. Bunun için ahlak kavramıyla ilgili açıklayıcı sözler söylememiz gerekiyor. Ahlak nedir? İlleti nedir? Kaç türlü vardır ve kaç kısma ayrılır? Razı olunan ve kişi onunla bezendiği zaman başkalarının gıpta etmelerine neden olan güzel ahlak hangisidir? Kötü ahlak hangisidir? Yapanın kötülendiği ve huy edinenin yerildiği çirkin ahlak hangisidir ve benzeri? Fazilet ehlinin yüceliklerine yükselme himmetini taşıyanların, alçaklık ve noksanlık ehlinin kötülüklerinden yüz çeviren, dolayısıyla onlara tenezzül etmeyen karakterlerin aydınlatılmaları gerekiyor. Güzel ve övgüye değer ahlak türlerini edinme yolları ve çirkin ahlaktan kaçınma yöntemlerin gösterilmelidir. Ta ki güzel ahlak kişinin seciyesi, alışkanlığı, karakteri ve doğası haline gelsin. Dolayısıyla kötü ahlak üzere büyüyüp onu alışkanlık edinen, aşağılık adetleri üzere büyüyüp onlarla bir ünsiyet kuran kimse de onu örnek alarak doğru yolu bulsun. Bunun yanında güzel ahlakla bezenmiş, övülen, bütün güzel özellikleri üzerinde taşıyan kamil insanı ve kemale ve tamlığa ulaşmanın, kemal vasfını korumanın yolunu da tavsif ederek tanımak zorundayız ki, yüksek mertebeye özen duyanlar resmettiğimiz bu tabloya iştiyakla bakıp örnek alabilsinler. En yüce hedefe ulaşmaya karar vermiş kimseler, kendi hayat tarzını güzel örnekle karşılaştırarak gözden geçirip düzeltsinler. Bu sayede yaptığımız açıklamalar bazı ahlaki kusurları olan
Ama bugüne kadar bunların farkında olmadığı için kendini kemal derecesinin en son mertebesinde gören bazı kimselerin uyanmasına vesile olabilir. Çünkü bu halde olan bir kimseye durumu birkaç kez tekrarlanarak hatırlatıldığı zaman kötü ahlakı tanıyıp anlamaya başlar. İçinde bulunduğu gafletten uyanarak kötü ahlakı terk etmeye başlar ve arınmaya yönelik çabalar içerisine girer. Öte yandan övgüyü hak eden güzel ahlak bütün açıklığıyla ortaya konulduğu zaman güzel ahlakın büyük bir kısmına sahip olmakla beraber bazı kısımlarına sahip olmayan kimse de kendisinde bulunmayan bu kısımlarla ahlaklanma çabası içerisine girer. Kendini güzel ahlakın tüm unsurlarına sahip olmaya motive eder. Kemal derecesinin en son noktasına ulaşmış kimseler de bizim yaptığımız açıklamalardan yararlanabilir. Çünkü çirkinliklerden arınmış güzel ahlaka sahip, bütün övgüye değer araçları ve vesileleri üzerinde toplayan, ahlaki güzelliklerin tümüyle bezenmiş kişi, kamil ve güzel ahlaktan söz edildiğini, göz alıcı menkıbelerin anlatıldığını duyduğunda, bunların kendisinin alışkanlıkları ve seciyeleri olduğunu fark eder. O zaman tarifsiz bir haz duyar, doyumsuz bir lezzet alır. Bunun kendisi için göz kamaştırıcı bir fırsat olduğunu düşünür. Nitekim bir kimse birini övdüğü ve güzellikleri yaydığı zaman bu övülen kişinin hoşuna gider. Sonra bu kimse sahip olduğu ahlakın kitaplarda yazıldığını, kitapların sayfalarında güzellikle tasnif edildiğini gördüğünde bu, onun ahlakı sürdürmesine, yolundan ayrılmamasına vesile olur. Bu değerlendirmelerden sonra ahlaktan söz etmeye başladığımızda şunu söylüyoruz. Ahlak nefsin halidir. İnsan düşünmeksizin ve seçim yapmaksızın fiillerini bu hal esasında yapar. Ahlak bazı insanlarda içgüdü, huy ve tabiat şeklinde var olurken bazı kimselerde ancak riyazet ve çalışmayla sahip olabilir. Örneğin cömertlik birçok insanda bir ön egzersiz, çaba ve alıştırma olmaksızın vardır. Cesaret, ağırbaşlılık, iffet ve adalet duygusu da öyle. Buna güzel ahlakın birçok unsurunu örnek gösterebiliriz. Tekraren deriz ki, bir insan üstün ahlakın güzel unsurlarına riyazetle, egzersizle, çalışmayla da sahip olabilir. Birçoğu da alışkanlığı üzere devam eder, hayat tarzına bağlı kalır. Kötü ahlak. Kötü ahlakın oluşmasına yol açan huylar birçok insanda mevcuttur. Korkaklık, cimrilik, zulüm, kötülük gibi. Bu huylar insanların çoğunda hakimdir. Onları etkinlikleri altına almışlardır. Hatta şöyle de diyebiliriz. Kötü huylardan tamamen uzak, ahlaki kusurlardan tamamından beri çok az insan vardır. Kuşkusuz bu kötü huylara sahip insanlar kötülüğün farklı derecelerine sahiptir. Kısaca aralarında derece farkı vardır. Aynı durum güzel ahlak için de geçerlidir. İnsanlar bu hususta farklı konumlarda bulunurlar ve mertebe yönünden birbirlerinden üstünlükleri söz konusu olur. Ne yazık ki doğuştan güzel ahlak karakterine sahip olanların sayısı çok azdır. Doğuştan kötü huylara sahip olanlarsa insanların çoğunluğunu oluşturacak kadar çoktur. Bunun nedeni insan tabiatının galip unsurunun kötülük olmasıdır. Şöyle ki insan kendini tabiatına kaptırdığı, onun doğrultusunda kendini koyuverdiği, düşünce, ayırt etme, haya ve sakınma gibi unsurları kullanmadığı zaman hayvanlara özgü huylar onu kaplar. Zira insanı hayvanlardan ayıran şey düşünce ve temyiz yeteneğidir. İnsan bu unsurları kullanmadığı zaman hayvanların alışkanlıklarına, onlarda baskın olan şehvi arzulara, onların hayasızlığına, kontrolsüz öfkelerine, dinmek bilmeyen tedirginliklerine, bünyeyi yiyip bitiren, kemiren hırs ve kine, bir türlü yakalarını bırakmayan kötülük hasletine ortak olur.
Çünkü insanlar düşük ahlak esası bir tabiata sahiptir. Dolayısıyla bu tabiatın gereği olarak adi, şehevi arzuların peşine giderler. İşte şeriate ve yasalara, övgüye değer yönetim düzenlerine ihtiyaç da buradan doğmuştur. Zalimlerin zulümlerine engel olsunlar, gasp edicileri bu fiillerden alıkoysunlar. Suç yapanlara suçuna karşılık ceza versinler. Böylece insanlık alemini her alanda mutedili orta çizgiye getirsinler diye. Güzel bir hayat tarzını esas alan meleklerin ilgi uyandırıcı menkıbelerinden yararlanmanın önemi de buradan geliyor. Evet, kötü ahlak insanın doğasında vardır. İnsanların bir kısmı bu kötü ahlakı sergiler. Ona uyarak hareket eder. İşte bunlar kötü insanlardır. Buna karşılık bazı insanlar da düşünmenin önemini kavrar. Temyiz gücünün etkisiyle de bu huyların kötülüğünü ayırt eder, onlardan yüz çevirir. Onlardan tamamen uzaklaşmak için çaba sarf eder. Kuşkusuz bu da kerem sahibi bir soydan, onurlu bir nefisten kaynaklanmaktadır. Kimi insan da bu gerçeği kavrayamaz. Ancak bu hususta uyarıldığında ve davranışının, karakterinin çirkinliğini anladığında bunları terk etme hususunda kendini zorlar. Kimi insan da içindeki çelişkilerin farkına vardığı zaman ya da birileri tarafından uyarıldığı zaman bunlardan uzaklaşmayı amaçlar. Bu kötü huylardan uzaklaşmak istese de bunun için çalışsa da bunu gerçekleştirmek kendisine ağır gelir. Tabiatı kendisine itaat etmez. Bu gruptan olan insanlara alıştırma yollarının gösterilmesi, güzel ahlakı kalıcı alışkanlığa dönüştüren egzersizlerden geçirilmesin gerekir ki aşamalı olarak bu davranış kalıcı karaktere dönüşebilsin. Bazı insanlar kendiliklerinden kötü ahlakın farkına varırlar ya da başkaları tarafından uyarılırlar. Bununla beraber bunlardan sakınma yönünde tek bir adım atmaz, zerre kadar gayret göstermezler. Hatta nefislerine kötü huydan ayrılma hoşgörüsünü dahi tanımazlar. Aksine kötü huyu sürdürmede ısrarcı olurlar. Çirkinliğini, adiliğini bildikleri halde böyle kimseleri arındırmanın, temizlemenin tek yolu şayet uyarı kâr etmiyorsa baskı, korkutma ve cezalandırmaktır. Üstün övülen ahlaka gelince, bu ahlak bazı insanlarda doğuştan var olur. Ancak bütün insanlar için bu durum böyle değildir. İnsanların bir kısmı alıştırma, riyazet ve çalışmayla üstün ahlaka sahip olabilirler, alışkanlık ve ısınmayla da bu düzeye yükselebilirler. Ancak bir kısım insanlar tabiatları gereği güzel adet ve alışkanlıkları, güzel ahlakı kabul etmezler. Bunun nedeni özünün alçaklığı ve temel mandesinin çirkefliğidir. Bu gruptaki insanlar kötüler, şakilerdir. Bunların düzelme ihtimalleri, umudu yoktur. İnsanların büyük bir çoğunluğu övülen güzel ahlakın, güzel oyların çoğunu kabul edecek tinettedir. Ancak bu güzelliklerin bazısına meyletmezler. Bunlar kötüler kategorisine girmezler. Ancak hayırdaki rütbeleri güzel ahlaklarının derecesine göre belirginleşir. Ahlak ve nefis ilişkisi. Nefis. Ahlakın adına göre farklılık göstermesinin nedeni nefistir. Nefisin üç gücü vardır ve bunlara da nefis adı verilir. Bunlar sırasıyla şunlardır: A. Şehvet nefsi, B. Gazap nefsi, C. Konuşan nefis. Bütün huylar ahlakı bu kuvvetlerden doğar. Ancak kimi huylar bunlardan sadece birinden, bazısı ikisinden ve bazısı da üçünden birden kaynaklanır. Ayrıca nefsin sahip olduğu kuvvetlerin bazıları insanda bulunduğu gibi diğer hayvanlarda da bulunur. Bir kısmı ise sadece insanda bulunur. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Hayvani nefis. Şehvani nefis hem insanda hem de hayvanda vardır. Bütün cismani lezzetler ve şehvetler bundan kaynaklanır. Yeme, içme ve cinsel arzuları tatmin etme gibi. Bu nefis çok kuvvetlidir. Bir insan şehvani nefse galip gelmez, arındırmazsa bu nefis insanı hakimiyet altına alır, bütün gücünü istila eder. İnsana hakim olup gücünü istila edince de arındırma faaliyeti bir anda çöker.
ezilmesi ve boyun eğdirilmesi zorlaşır. Şeyfani nefis insanı yenilgiye uğratıp hakimiyeti altına alınca insan ona boyun eğer. Bu durumda da insandan çok hayvana benzer. Çünkü böyle bir insanın amacı, istekleri ve himmeti her zaman için sadece şehvetlere ve lezzetlere yönelik olur. Bu da hayvanlara özgü bir davranış biçimidir. Şehvani nefsin hakimiyeti altında olan kimsenin durumu. Bu özelliğe sahip olan kimsenin utanması az, yalan söylemesi çok olur. Faziletli kimselerden kaçar, tenhalara, kuytulara meyleder. Toplu yerlerde bulunmamaya dikkat eder. İlim adamlarından nefret eder. Takva ve ibadet ehline buğz eder. Günahları sever. Fuhuş ve hayasızlıktan hoşlanır. Günahı çok canlar. Günaha dair sözler dinlemekten lezzet alır. Sefillerle oturup kalkmaktan zevk alır. Sürekli şaka eder, çok eğlenir ve bu hali onu birçok günaha kadar sürükler. Çirkin hayasızlıklar yapmaya başlar, yasakları çiğner. Nihayet lezzet düşkünlüğü onu en çirkin, en rezil yoldan mal kazanmaya sevk eder. Derken onu başkalarının malını gasp etmeye, hırsızlık yapmaya, ihanete zorlar. Nihayet hakkı olmayan şeyi alır. Çünkü zevk duygusunun ne malla ne de eşyayla tatmin olması mümkündür. İşte bu sebeple zevk düşkünü kimsenin malı normal yollardan kazanmasını zorlaşınca, şehevi arzuları onu normal dışı yollardan mal edinmeye teşvik eder. Bir kimseyi şehevi arzuları bu noktaya kadar sürüklemişse, o insanlar içinde durumu en kötü olandır. Şerli bir kimsedir. Böyle kimselerin pisliğinden korkulur. Onlardan kaçılır, onlardan uzak kalındıkça huzur bulur. Yönetim mevkinde bulunanların bunları ezmesi ve tedip etmesi, toplumdan uzaklaştırıp sürgün etmesi bir zorunluluktur. Ta ki normal insanların arasına karışmasınlar. Bu özelliklere sahip olanlar diğer insanlara mutlaka zarar verir. Özellikle genç nesillere. Çünkü gençler çevrelerine çabuk uyum gösterir. Ayrıca genç insanların nefisleri şehvi arzulara yönelik güçlü bir eğilime sahiptir. Bu güçlü eğilime sahip bir genç, bir başkasının şehvi arzusunu günah yollardan tatmin ettiğine, bunu normal karşılayarak yaptığına tanık olduğunda hemen ona uyumaya meyleder, onun lezzetinden pay almaya çalışır. Fakat şehvani nefise hakim olan, onu baskı altına alan, nefsini kontrol edip şehevi arzularına karşı iffetli davranan, çirkin hayasızlıklardan kendini uzak tutan, yasaklardan, haramlardan sakınan kimse, lezzetler bağlamında bütünüyle övülen bir yol izler. Şehvet ve lezzetler hususunda insanların alışkanlık ve davranışlarının farklı olmasının, kiminin iffetli, kiminin de hayasız günahkarlar olmasının illeti, şehvani nefislerinin durumlarının farklı olmasından dolayıdır. Şöyle ki, şehvani nefis arınmış ve terbiye edilmiş olduğundan sahibi, iffetli ve nefsini kontrol eden biri olur. Şehvani nefis ihmal edilmiş, koy verilmişse sahibine hakim olur ve bu nefsin sahibi kötü bir günahkar olur. Şehvani nefis orta halli ise, yani kimi zaman kontrol altına alınabiliyorsa, bu nefsin sahibinin iffetteki mertebesi, nefsini edeplendirmesinin mertebesiyle orantılı olur. İşte bu yüzden insanın şehvani nefsini edeplendirmesi, arındırması, dolayısıyla kendisine boyun eğmesini sağlaması gerekiyor. O zaman kendisi nefsine sahip olur. Nefsini zorunlu ihtiyaçlarda kullanırken, zorunlu olmayan arzulardan, aşağılayıcı lezzetlerden, hayasız zevklerden de alıkoyar. Gazap nefsi. Gazap nefsi de hem insanda hem hayvanda bulunur. Öfke, cesaret, cüret ve galip gelme isteği bu nefisten kaynaklanır. Bu nefis, şehvani nefisten daha kuvvetlidir. Kişiye hakim olduğunda ve kişiyi boyunduruğu altına aldığında şehvani nefisten daha zararlı ve daha yakıcı olur. Çünkü insan gazap nefsinin emrine girdiğinde çok öfkelenir, dehşeti zuhur eder. Kini çok şiddetli olur ve kendisinde hilim, ağırbaşlılık ve vakar namına hiçbir şey kalmaz. Küstahlığı, cüretkarlığı artar. Öfkelendiği zaman hemen intikam almaya, öfkelendiği kimseye zarar vermeye yeltenir. Hasmının üzerine atar, cezalandırmada aşırı gider, ölçüyü kaçırır.
öcünü alırken sınır tanımaz olur, çok söver, sövmede çirkinleşir. Bir insanda bu alışkanlık süreklilik kazanınca insandan çok yırtıcı bir hayvana benzer. Bazen öfke bir kavmi silahlanmaya, öfkelendikleri kimileri öldürüp yaralamaya yöneltir. Kimi zaman basit bir şeyden duydukları öfke yüzünden silahlarını alarak kardeşlerinin, dostlarının, kölelerinin ve hizmetçilerinin üzerine atılırlar. Bazen de öyle bir öfkeye kapıldıkları halde hasımlarından intikam almazlar. Bu durumda kendilerine zarar vermeye başlarlar. Kendilerine söver, içten içe acı çekerler. Kimisi yüzünü döner, sakalını yolar, elini ısırır, kendisine söver, kendi namusuna küfreder. Gazap nefsinin hakimiyeti altına giren kimse galip gelme arzusuyla içten içe yanıp tutuşur. Kendine eziyet edenlerin başına yönetici olarak geçmek için fırsat kollar. Kendisine kötülük edenlerin önüne başına geçmek ister. Onlara lider olma arzusunu taşır. Normal yollardan başa geçmeyince de iğrenç hilelere, ayak oyunlarına başvurur. Kısaca iktidar için her türlü kötülüğü yapar. Bu fiiller kişiyi büyük badirelere atar, uçurumlara, tehlikelere düşürür. Zira insanlara saldırana saldırırlar. Düşmanlık edene düşmanlık ederler. Kötü niyetle yaklaşana kötü niyetle yaklaşırlar. İnsanlar için kötülük planlayana onlar da kötülük planlarlar. Bazen insan düşmanına hile yapar. Düşmanı ondan daha hilebaz çıkar. Dolayısıyla düşmanına bir kötülük yaparsa düşmanı ondan daha büyük bir kötülükle karşılık verir. Hali bundan ibaret olan kişinin belirgin özellikleri kıskançlık, kindarlık, kınayıcılık, çirkeflik, düşmanlık ve zorbalık olur. Ve böyle kimselerin galibiyet sevgisi ve başkanlık arzusu bu kişileri normal ve helal yolların dışında mal kazanmaya, galibiyet ve zulümle mal edinmeye sevk eder. Galibiyet sevdası uğruna kendilerine direnenlerle savaşır. Hatta bazı zamanlar hiç düşünmeden bu tür fiiller gerçekleştirir. Bu da onları felakete, yok olmaya sürükler. Gazap nefsini idaresi altına alanlar. Ancak gazap nefsini idaresi altına alıp kontrol eden, edeplendirerek ezenler ağırbaşı, vakur, adil ve izledikleri yol övülen kimselerdir. Şu halde insanların kin ve öfkelerinin ölçüsüzlüğü hususunda farklı alışkanlıklara sahip olmalarının illeti, gazap nefislerinin durumunun farklı olmasıdır. Gazap nefsi boyun eğdirmiş, kontrol altına almışsa kişi ağırbaşı ve vakur olur. Gazap nefsi ihmal edilmiş, salıverilmiş ise, dolayısıyla kişiyi kontrol altına almışsa, kişi abartılı bir öfkeye, ölçüsüz bir kızgınlığa ve sınır tanımayan bir zorbalığa sahip olur. İnsanın öfkesi orta halli ise kendisi de orta halli olur. Ağırbaşlılık mertebesi gazap nefsinin derecesiyle orantılı olur. Ta ki nefsini kontrolü altına alıp onu gerektiği yerde kullanmaya başlayıncaya kadar. Bu nefsin de övülen erdemleri vardır. Çünkü aşağılık şeylere tenezzül etmeme, gerçek liderliği, başkanlığı isteme, yüksek mertebelere talip olma aslında övülen ahlakın birer unsurlarıdır. Ve bunlar gazap nefsinin fiilleri kapsamına girerler. Tedip ve arındırma yöntemiyle gazap nefsine hakim olup güzel şeylerde kullanımı sağlandığında, dehşet verici eylemlerden alıkonulduğunda hali güzelleşir ve yöntemi de övgüye değer olur. Nefs-i Natıka, konuşan nefis, akıl. Nefs-i Natıka'ya gelince, insanı diğer bütün hayvanlardan ayıran, farklı, ayrıcalıklı kılan bu nefistir. Düşünme, ayırt etme ve anlama yetisi bundan kaynaklanıyor. İnsanın üstünlük kaynağı, himmetinin büyüklük nedeni budur. İnsan bununla kendini beğenir. Bununla güzellikleri güzel, çirkinlikleri çirkin görür. İnsan bu yeteneğiyle diğer iki nefsini yani şeyfani ve gazap nefislerini terbiye eder, arındırır. Onları sınırlandırır, kontrol altına alır. Onların sonunu bununla düşünür ve bununla olaylara bakmaya karar verir. Bu nefsinde çok güzel erdemleri ve tam da bunların zıttı olan çok kötü rezillikleri vardır.
Bu nefis erdemlerini ilim ve adab yoluyla edinir. Bu sayede kişi alçaklıklardan, çirkin hayasızlıklardan uzak durur. Diğer iki nefsi de kontrol altına alır, edeplendirir. Gazap ve şefani nefsin sahibinin bunların geçimi, kazancı, kişiliği ve nezaketi uğruna kullanmasını sağlar. Kişi hayır yapmaya, sevmeye, acımaya, iyi niyete, ağırbaşlılığa, utanmaya, ibadete, iffete, güzel yollardan liderlik talep etmeye teşvik eder. Bu nefsin rezillikleri ise pislik, hile, aldatma, dal kavukluk, ayak oyunları, kıskançlık, kötülük ve riyakarlıktır. Bu nefis bütün insanlarda vardır. Ancak bazı insanlarda bu nefsin erdemleri baskındır, bununla güzelliği fark eder ve kullanır. Bazılarındaysa rezillikleri baskındır. Bunları da alışkanlık haline getirerek sürdürür. Kimi insanlardaysa bu nefsin bazı erdemleriyle birlikte bazı rezillikleri de bulunabilir. Bu alışkanlıklar birçok insanda dışarıdan bir zorlama olmaksızın doğuştan gelen seciye ve tabiat mahiyetinde mevcuttur. Tabiatında kötü alışkanlıklar baskın olan kişinin durumu nefs-i natıkasının zayıflığından, cevherinin kötülüğünden kaynaklanır. Erdemlerle birlikte rezillikleri de sahip olan kişinin ise nefs-i natıkası orta halli olur. İnsanların büyük çoğunluğu bu alışkanlıkları, güzeli ve çirkiniyle bütün ahlakları, huyları, kendi fiilleri sonucu edinirler. Bu hususta insanın büyüdüğü ortam, içinde yaşadığı, tanık olduğu, yakın temasta bulunduğu çevrenin, döneminin toplum liderlerinin, kendisini uyarma konusunda olan kişilerin, toplumsal mertebelerine gıptayla baktığı kimselerin tavrı belirleyici olur. Özellikle çocuklar, ahlaklarının zamanlarının çoğunu beraber geçirdikleri, iç içe yaşadıkları kimseler, yani anne ve babalarından, aile çevrelerinden ve aşiretlerinden alırlar. Şayet yukarıda yakın çevresi olarak anılanlar kötü ahlaklı, çirkin tavırlı kimselerseler, aralarında büyümekte olan çocuk da kötü ahlaklı ve çirkin alışkanlıklara sahip bir kişi olacaktır. Hatırdan çıkarılmamalıdır ki çocuk, topluma liderlik edenleri, yüksek mertebelerde olanları algılamaya başladığında, onların mertebesine gıptayla bakacağı için onlara benzemeye, onların ahlakıyla ahlaklanmaya, kısaca onları örnek almaya başlayacaktır. Eğer bu liderler temiz ahlaka, güzel bir hayat tarzına sahipseler, onlara benzemeye çalışan kimse de güzel ahlaklı olur, hoşnut bırakıcı bir hayat tarzını benimser. Yok eğer cahil, kötü kimselerseler, kendilerine gıpta eden, yollarını izleyen kimse de kötü bir cahil olarak ortaya çıkacaktır. İnsanların büyük çoğunluğunun ahlakının durumu budur. Çünkü onların tüm davranışlarına cehalet, kötülük, pislik, utanmazlık, kıskançlık egemendir. İnsanlar doğaları gereği birbirini taklit ederler, izlerler. Tabii konumunda olan her zaman matbu olanı örnek edinerek ona benzemeye çalışır. Bu yüzden insanlara egemen olan kişi cahil ve kötü biri ise o zaman çocuklarının, genç nesillerinin, izleyicilerinin onları taklit etmeleri kaçınılmaz olacaktır. O halde nefsin gücünün farklılık arz etmesinin nedeni, insanların yönetimlerinin ve faziletlerinin farklılık göstermesinden kaynaklanıyor. Hayır ve şerrin galip gelmesinden de nefs-i natıkanın gücünün değişiklik göstermesi doğuyor. Nefs-i natıka kötü olup, diğer iki nefsi ihmal edip salıverdiğinde kişi de kötü, pis bir cahil olmaktadır. Bu nedenle insanın düşünce gücünü kullanması, ahlakını ayıklaması, iyi huylarını, güzel davranışlarını belirleyip koruması, kötü ve çirkin olan huylarını da terk etmesi, kendini iyilere benzetmeye çalışması, kötülerin alışkanlıklarından da kesinlikle uzaklaşması gerekiyor. Bunu yaptığı zaman insanlık erdemini gerçekleştirmiş ve özden gelen örnek önderliği de hak etmiş oluyor. Ahlak türleri ve kısımları. Bu bölümde ahlak türleri ve kısımları, bunlardan güzel erdem olanlar, alışkanlık haline getirilmesi iyi karşılanmayıp erdem sayılanlar, çirkin ve tiksindirici kabul edilenler,
noksanlık ve ayıp sayılanlar hangileridir? Şimdi bunları ayrıntılı şekilde sunacağız. Erdem kabul edilen ahlak türleri. İffet. Nefsi, şehevi arzular karşısında kontrol etmek, bedenin varlığını sürdürmesi ve sağlığını sürdürmesi için gerekli olanıyla yetinmek, israftan kaçınmak, bütün lezzetlerde kısmaya gitmek, bu hususta mutedil yolu izlemek demektir. Bu hususta yetinilmesi gereken şehevi arzuların tatminini de iyi karşılanan bir yolla gerçekleştirmeli, herkesin hoşnut olduğu bir tarzı olmalıdır. Özellikle zorunlu olan ihtiyaçlar için kullanılmalıdır. Bunun fazlasından da kaçınılmalıdır. Nefis ve kuvvetler de bundan azıyla ayakta durmuyorsa gerekli olan miktarını kullanmak bir zorunluluktur. Burada vasfettiğimiz hal iffetin en üst derecesidir, en son noktasıdır. Kanaat, geçinme için yeterli olana razı olmak, maişeti kolaylaştıran kısma rıza göstermek, mal kazanma, yüksek mertebelere yükselme hırsını terk etme, bütün bunlardan yüz çevirip onlara meyletme duygusundan arınma, nefsi bu hususta baskı altına tutma ve çok azıyla yetinme demektir. Bu ahlak, vasat ve sıradan insanlar için güzel kabul edilir. Krallar ve büyükler açısından kanaat göstermek olumlu karşılanmaz. Kanaat gösterme onlar için erdem sayılmaz. Boş boğazlılık yapmamak. Bu ahlak, insanın kendisinin gevezelikten koruması, ağırlığını muhafaza etmesi demektir. Çirkin şakalar yapmamak, çirkin şakalar yapan kimselerle oturup kalkmamak, onların mescitlerine katılmamak, çirkin sözleri telaffuz etmemek, müstehcen ifadeler kullanmamak, bayağı mizah yapmamak, özellikle toplu yerlerde bu tür davranışlardan kaçınmak bu ahlakın bir özelliğidir. Zira mizahta ölçüsüz davranan, çirkin şakalarla mizah yapan kimsenin ağırlığı, heybeti, vakarı kalmaz. Adi insanlardan uzak durmak, onlarla arkadaşlık etmemek, onlarla oturmamak, bayağı hayat tarzından kaçınmak, malı kötü yollardan kazanmaktan uzak durmak da bu ahlakın bir gereğidir. Vakarın, ağırlığın bir ifadesi de aşağılık insanlardan bir şey istememek, değersiz insanlara tevazu göstermemek, ihtiyacı olmadan kimseden bir talepte bulunmamak, zorunlu olmadan çarşı ve pazarlarda ulu orta saygısızca oturmamaktır. Çünkü bu gibi fiilleri yapmak insanın kişiliğini ihlal eder. Hak nezdinde insanların en değerlisi, ismi iyilikle bilinen ama şahsı tanınmayan kimselerdir. Hilim, şiddetli öfke anında gücü yettiği halde intikam almaktan kendisini tutabilmek, ağırbaşlı davranarak sakin olabilmektir. Bu ahlak pısırıkta, sünepeliğe, mevki makam karşısında ezilmeye, iradenin ifsad olmasına kadar varılmadığı sürece övülen bir huydur. Liderlerde ve krallarda bu ahlakın bulunması çok daha güzeldir. Çünkü onlar kızdıkları kişilerden intikam almaya, herkesten daha çok güç kullanma imkanına sahiptir. Oysa zayıf, yani aciz olan bir kimsenin bir şekilde karşılık verme gücü olduğu halde büyük olana karşı sesini çıkarmaması hilim sayılmaz. Çünkü bu kimse kendisini tutarsa bu karşısındakinden korkmasından dolayıdır ki bu da hilim değildir. Vakar. İnsanın çok konuşmaktan, başkalarında kusur bulmaktan, el kol hareketi yapmaktan, hakaret etmen gereği olmayan yerlerde hakaret etmekten kendini alıkoyması, az öfkelenmesi, soru sorduğunda karşısındakini dinlemesi, cevap aldığında ötekine geçmemesi, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaması, acelecilikten ve her işe atılmaktan kaçınması demektir. Haya. Bir vakar çeşidi de haya, utanma duygusudur. İnsanın gözünü haramdan sakınması, utanç verici sözleri söylemekten kaçınması demektir. Acizlikten ve meramını anlatma beceriksizliğinden kaynaklanmadığı sürece güzel bir huydur. Sevgi, şefetten kaynaklanmayan mutedil muhabbettir. İnsan fazilet ve şeref ehli, vakar ve heybet sahibi, insanlar arasında ahlaken seçkin kimseleri sevdiği zaman bu sevgi güzeldir. İnsanların rezil olanlarını, değersiz bayağı adamları, oğlan ve kadınları, eğlence ve keyif ehlini sevmekse çok kötüdür. Sevginin en güzeli birbirine ısınan kişiler arasında erdemli münasebetlerin gelişmesine sebep olandır.
sevginin en sağlamı, en kalıcısı budur. Fakat şaka yapmaya ve eğlenip lezzet almaya dayanan sevgi övülen bir husus değildir. Üstelik devamlı ve kalıcı da olmaz. Merhamet, sevgi ve acımanın karışımından ibaret bir duygudur. Merhamet ancak merhamet edilen kimsede göze hoş gelmeyen bir boşluğa, noksanlığa karşı sergilenir. Bir eksiklik ya da arız olan bir sıkıntı, bir mihnet gibi. Dolayısıyla merhamet, merhamet edilene yönelik bir sevgidir. Ama beraberinde merhametin gerektiren halden kaynaklanan bir acıma duygusu da vardır. Bu hal, kişiyi adalet duygusunun dışına çıkarmadığı, zulme sevk etmediği, yönetimin bozulmasına neden olmadığı sürece güzeldir. Örneğin, katile kısas uygulanırken merhamet etmek, caniye cezasını verirken acımak güzel ve övülen bir davranış değildir. Vefa, insanın kendisinden adadığı şeyi gerçekleştirme, diliyle söyleyip kendinin bağladığı sözü yerine getirme hususunda sabır göstermesi, kendini yoksul düşürme pahasına da olsa adadığını vermesi demektir. Az da olsa sözünü yerine getirirken zorluk çekmeyen kimse vefalı sayılmaz. Bir kimsenin kendi hakkında verdiği hükmü yerine getirme hususunda çaba sarf ederken sıkıntı çektiği oranda vefalılığının oranı da yükselir. Yani sözünü yerine getirirken ne kadar zahmet çekerse o sıkıntılar onun vefasının değerini artırır. Bu güzel bir davranıştır ve bütün insanların yararınadır. Çünkü vefakarlığıyla bilinen kimsenin sözü kabul edilir, makamı yüksek olur. Özellikle kralların, reislerin bu ahlaka sahip olmaları daha çok önemlidir. Kralların, liderlerin buna ihtiyacı çok fazladır. Çünkü kralların vefa duygularının şayet az olduğu emrindekiler tarafından bilinirse sözlerine güvenilmez. Dolayısıyla da istekleri de yerine getirilmez. Ne askerleri ne de yardımcıları onlara itiraz etmez. Emaneti sahibine vermek de vefanın bir gereğidir. Bu, insanın tasarrufuna verilen mal ve benzeri şeylerde insanın kendilerine ait olmayan bir şeyi almaktan kaçınmasıdır. Kişi kendisine tevcih edilen güveni ne pahasına olursa olsun hiçbir vakit boşa çıkarmamalı. Emanetleri elinden geldiğince kusursuz ve eksiksiz bir şekilde sahibine vermeli, ait oldukları yere koymalı. Sır saklamak. Bu huy, vakar ve emanete riayet etme duygularının karışımından ibarettir. Çünkü sırrı ifşa etmek boş boğazlılıktır. Boş boğaz olan kimse de vakur olamaz. Aynı şekilde kendisine bir mal emanet edilen kimse bu malı sahibinden başkasına verirse emanete ihanet etmiş olur. Bunun gibi kendisine bir sır, emanet söz verilen kişi bu sırrı sahibinden başkasına açarsa emanete ihanet etmiş sayılır. Sır saklamak bütün insanlar açısından övülen bir davranıştır. Özellikle sultanların, liderlerin yanında olan kimseler için. Çünkü sultanların sırlarını yaymak çirkin bir davranış olmanın yanı sıra sultana, dolayısıyla memlekete büyük bir zararın dokunmasına neden olacaktır. Tevazu. Riyaseti ve böbürlenmeyi terk etmek, büyüklenmekten ve gereğinden fazla ikram etmekten kaçınmak demektir. Ayrıca bu duygunun bir gereği olarak insan faziletlerini sergilemekten, makam ve mal gibi sahip olduğu şeylerle övünmekten de uzak durmalı. Kişinin kendini beğenmişlikten ve kibirden uzak durması da tevazudur. Tevazu ancak büyük insanlarda, liderlerde, fazilet ve ilim ehlinde güzel ve yerindedir. Düşük düzeyli kimseler mütevazı olamazlar. Zira konumları zaten düşüktür. Oradan daha da düşemezler. Güler yüzlü olmak. İnsanın karşılaştığı kardeşlerine, sevenlerine, arkadaşlarına, dostlarına ve tanıdıklarına sevincini göstermesi, karşılaşma sırasında tebessüm etmesi demektir. Bu alışkanlık bütün insanlar açısından güzeldir. Krallarda ve ileri gelenlerde daha güzeldir. Çünkü kralların, liderlerin güler yüzü olmaları halkın, yardımcılarının ve yakın çevresinin kendisine ısınmasını sağlar. Onlara daha sevimli gelir. Halkına öfkeli olan hiçbir kral mutlu olamaz. Hatta bu tebessümsüzlüğü işinin bozulmasına ve saltanatının yok olmasına neden olabilir. Doğru sözlü olmak, bir olayı olduğu gibi haber vermektir. Bu ahlak büyük bir zarara yol açmadığı sürece güzeldir. Yani bazı durumlarda doğru söz söylememesin gerekebilir.
Örneğin bir insana yaptığı bir çirkin hayasızlık hakkında soru sorulduğu zaman doğru söylemesi güzel bir davranış değildir. Çünkü bu kimsenin o anda doğruyu söylemesi, bu çirkin hayasızlığı yapmasından dolayı yaşadığı silinmez utancı ortadan kaldırmayacak, belki de karşısındakine kötü örnek olmasına, onun kendi hakkında yanlış bir hüküm vermesine sebep olabilecektir. Aynı şekilde bir kimseye kendisine sığınan, sakladığı biri sorulduğunda doğru söylemesi de güzel bir davranış değildir. Yine doğruyu söylemesinin durumunda ağır bir ceza alacağı bir suçu söylemesi de bazen gerekmeyebilir. Örneğin, vatanını kurtarmak için yapmış olduğu bir şey sorulduğunda o fiilini saklamak için doğru söylememesin gibi. Ancak yukarıda belirttiğimiz bazı özel durumlar haricinde doğru sözlü olmak bütün insanlar açısından güzeldir. Kulların ve ileri gelenlerin doğru sözlü olmaları ise çok daha güzeldir. Daha doğrusu bu kesimden olan kimselerin yalan söylemeleri hiçbir şekilde doğru değildir. Ancak bazı durumlarda kralların veya lider konumunda olanların doğru söylemeleri ülkesinin menfaati veya emri altında olanlar için altından kalkılmaz bir zarara yol açacaksa o vakit durum başkadır. İyi niyet. Bütün insanlar hakkında hayır düşünmek, pislikten, gıybetten, hile ve aldatmadan uzak durmak demektir. Bu huy bütün insanlar açısından güzel ve övülendir. Kralların her zaman bu duyguyu beslemeleri doğru olmaz. İktidar ancak düşmanlara hile yapmak, tuzak kurmak, onları faka bastırmakla sağlanmıştır. Kralların bu davranışını dostlarına, samimi bağlılarına ve kendilerine itaat edenlere karşı kullanmalarıysa doğru olmaz. Cömertlik. Biri istemeden ve karşılıksız olarak mal verebilmektir. Bu davranış insafa ve savurganlığa varılmadığı sürece güzeldir. Ancak bir insanın sahip olduğu malını hak etmeyen birine harcamasın cömertlik sayılmaz. Aksine savurganlık ve malı zayi etme olarak nitelendirilir. İnsanların geneli açısından cömertlik çok güzel ve ertemli bir davranıştır. Krallar, liderler açısındansa bir zorunluluktur. Kralların, liderlerin cimri olmaları saltanatlarına büyük zarar verir. Cömert olarak mal dağıtmaları ise halkın, askerlerin ve yardımcılarının kalplerini kazanmalarına sebep olur. Dolayısıyla krallar veya liderler bu şekil emrinde olan kimselerden daha çok yararlanır. Cesaret. İhtiyaç duyduğunda olumsuz ve tehlikeli şeylerin üzerine gitmektir. Korkular karşısında sebat etmek, ölümü hiçe saymaktır. Bu duygu bütün insanlar açısından güzeldir. Rekabet. Kişinin kendisine layık gördüğü bir şeyde başkasıyla mücadele etmesi, onlar gibi çaba sarf etmenin gereğini duyması, sahip olduğu dereceden daha yukarı bir dereceye yükselme kavgasını vermesi rekabet duygusudur. Rekabet, erdemlerle ve yüksek mertebelere çıkmayla ilgili olduğu zaman güzel ve övülendir. Rekabetin şeref ve liderlik kazandıranı makbuldür. Ancak şehevi arzuların peşinde rekabet etmek, lezzetler, süsler ve kılık kıyafetler için başkalarıyla kavga etmek, didişmek, rekabet etmek çok kötü bir davranıştır. Zorluklar karşısında sabretmek. Bu duygu vakar ve cesaret karışımından ibarettir. Feryat etmek bir fayda vermeyecekse çok çirkin bir davranıştır. Büyük himmet sahibi olmak. Yüksek gayeler peşinde olma, işin en yükseğinden aşağıda olanlara kadar zor görmeme, onlara tenezzül etmeme, bağışladığı şeyi azımsamama, orta düzeyli şeyleri önemsememe, sahip olduğu şeyleri basit görme, isteyene başa kalkmadan, minnet etmeden imkan dahilinde olan şeyi verme duygusudur. Bu özellikle kralların, liderlerin sahip olmak zorunda oldukları bir ahlaktır. Reisler, İleri gelenler ve kendilerini onların düzeyinde gören kimseler açısından güzel ve övülen bir davranıştır. Tenezzül etmeme, hamiyet sahibi ve gayretli olmada büyük himmet sayılır. Tenezzül etmeme, insanın kendini adi şeylerden uzak tutmasıdır. Hamiyet ve gayret ise insanın kendisinde bir eksiklik görünce öfkelenmesi demektir. İnsan haramlara karşı gayrete gelir. Çünkü haramın girmek bir utanç ve kusurdur. Harama giren kimse arkadaşlarına zulmeder, onların hakkında olumsuz tasarrufta bulunur. Kendine, nefsinden zulmetme ise bunun tam zıttıdır.
Bir insanın haksızlıktan yüz çevirmesi, zulmetmektense eksikliğe tahammül etmesi güzel bir davranıştır. Bu, bütün insanlar açısından övülen bir ahlaktır. Adalet, dengenin gerektirdiği orta yolu izlemek, olguları yerinde, zamanında, amacına uygun olarak ve de ölçüsünde kullanmak, aşırıya gitmemek, eksiklik göstermemek, öne almamak ve ertelememektir. Sevgili takipçilerimiz, bu eser Antik Kütüphane Tasavvuf kanalı için seslendirilmiştir. Güzel Ahlak, yazan Muhiddin-i İbn Arabi Hazretleri. 2. Bölüm. İnsan için kusur ve ayıp sayılan bayağı huylar, kötü ahlaklar üzerine. İnsan için kusur olan ve ayıp sayılan başlıca bayağı huylar ve bu huylarla bezenmiş olan kötü ahlaklar sırasıyla şunlardır. Günahkarlık. Şehevi arzuların peşinde koşmak, bütün vakti onları tatmin etmekle geçirmek. Lezzet almayı gaye edinmek, hep lezzet peşinde koşmak. Çirkin hayasızlıkları yapmak ve bunları fütursuzca sergilemektir. Kısaca bütün şehevi arzularda aşırı gitmektir. Bu huy, haya duygusunu yok eder. İnsanın yüzünün suyunu ortadan kaldırır, ar perdesini yırtar. Açgözlülük, mal kazanma hırsı, her türlü yolu kullanarak mal biriktirmektir. Malı kazanmak için her türlü çirkinliği göze almak, mala düşkün olmak, malın üzerine üşüşmek, servet biriktirmek ve mal depolamaktır. Bu huy bütün insanlar açısından kötüdür ancak krallar, liderler için durum böyle değildir. Çünkü malın çokluğu, gıda maddelerinin depolanması ve madenlerin el altında bulunması, saltanatın devamına ve güçlü olmasına destek olacaktır. Liderlik gücünü kuvvetlendirir, mülkü güzelleştirir, halkın, yardımcıların, düşmanların ve de mülkün muhaliflerinin gözünde liderlerin heybetli olmasını sağlar. Utanmazlık. Bu duygu, ar damarının çatlaması, ölçüsüz şaka ve eğlenceye dalmak, sefahat ehliyle düşüp kalkmak, oyun, eğlence ve günah meclislerine katılmak, müstehcen sözler söylemek demektir. İnsanların ırzını, namusunu diline dolamak, buna dayalı şakalar yapmak, çarşı pazarlarda aylak aylak dolaşmak, sokaklarda, köşe başlarında oturup harama bakmak, aşağılayıcı yollardan geçinmek ve bir lokma ekmek için bayağı insanların önünde eğilmek anlamını ifade ediyor. Utanmazlıktan dolayı olan bu tip davranışlar bütün insanlar açısından çirkindir. Hafiflik de utanmazlığın sınırlarına girer. Hafiflik ağırbaşlılığın zıttıdır. Çabucak kızıp parlamak, basit bir şeyden dolayı hemen hiddetlenip zıplayıp eziyet etmeye kalkmak, cezada aşırı gitmek, acı ve zarar karşısında hemen paniklemek, çirkin küfürler etmek hafiflik huyunun göstergeleridir. Bu davranış bütün insanlarda çirkindir. Ancak krallarda ve liderlerde çok daha çirkindir. Çok konuşmak, yalan söylemek.
Gereksiz yere çok konuşmak, çok gülmek, durmadan hemen meselelere dalmak, düşünmeden cevap vermek çirkin bir davranıştır. Bu davranış bütün insanlarda çirkindir. İlim adamları ve örnek konumdaki insanlarda çok daha çirkindir. Bunun bir örneği de utanılması gereken kimselerden utanmamaktır. Kaba ve çirkin sözlerle cevap vermekten haya etmektir. Son derece çirkin olan bu davranış özellikle vakar sahibi olması gereken kimselerde çok daha çirkin görünmektedir. Aşk, ihtiras. Birini aşırı ve ölçüsüz, tutkulu şekilde sevmektir. Bu her durumda çirkin bir duygudur. Ancak bizim burada bahsettiğimiz aşkın en çirkini tutku haline gelen lezzete ve bayağı şehevi duyguların tatminine yönelik olandır. Bu türden olan aşk, ihtiras kişiyi günaha ve çirkin hayasızlıklara sevk edecektir. Onun helakına sebep olacaktır. Boş boğazlık. Boş boğazlık, utanmazlık, insanı adi alışkanlıklara sevk etmeye zorlar. Bu davranışlar her insan için çirkindir. Ancak çocuklarda bir ölçüde tolere edilebilir. Katı kalplilik. Bu karakter kin ve cesaretin karışımından ibarettir. Katı kalplilik, başkalarının acı duymasına, eziyet görmesine aldırmamak, acımamaktır. Bu davranış her insanda çirkindir. Ancak askerlerde, silahlı kuvvetlerde ve savaşçılarda yerinde kullanıldığı zaman çirkin sayılmaz. Kalleşlik. İnsanın verdiği bir garantiyi çiğnemesi, vaadini tutmaması, sözünden dönmesi demektir. Çirkin bir huydur. Kişi kalleşlik ederek bir çıkar, bir maslahat elde etse bile kötüdür. Özellikle krallarda, lider olan kimselerde çirkinliği bir kat daha artar ve onlara yönelik zararı çok daha fazladır. Bir kral veya lider kalleşliğiyle bilinirse hiç kimse ona güvenmez, içi ısınmaz. Kimsenin içi ısınmayınca, kimse güvenmeyince de düzeni ve saltanatı bozulmuş olur. Hainlik. İnsanların emanet ettikleri mallara, eşyaya ve mahremiyete el koymak, emanet edilen şeyleri sahiplenmek ve bir şeye ait olduğu yere koymamak, gizli bir haberi yaymak ya da yapılması insanların yararına olan bir haberi gizlemek, bir yere ulaştırılması için verilen mektubu tahrif etmek, adresinden başkasına götürmek de hainliktir. Hainlik her insanın açısından çirkin bir huydur. İnsanın makamını düşürür ve rızık sebeplerinin kesilmesine neden olur. Sırları ifşa etmek. Bu çirkin davranış boş boğazlığın ve hainliğin birleşmesinden ibarettir. Dilini tutamayan bir insan vakur olmaz. Göğsü de içine konulan şeyi tutmaz. Sır bir emanettir. Sırrı ifşa etmek, sahibinin emanetini eksiltmek demektir. Dolayısıyla sırrı ifşa eden kimse haindir. Bu çok çirkin bir davranıştır. Özellikle sultanların yanında olan, onların mekanlarına girip çıkan kimselerde bulunması çok daha çirkindir. Kovuculuk da bir tür sır ifşa etmektir. Kovuculuk, bir insandan diğerine kötü bir sözü taşımak demektir. Bu çok kötü bir huydur. Bir insana duyduğu şeyin sır olduğu söylenmemiş bile olsa, çirkin bir sözü başkasına taşımak kötüdür. Çünkü sözü söyleyenle sözü duyan kimse arasında soğukluk ve nefret oluşturur. Buysa kötülük yayanın en korkunç yoludur. Kibir. Kötü huylardan bir diğeri de kibirdir. Kibir, bir insanın kendi nefsini büyük görmesi, sahip olduğu üstünlükleri yüceltip başka insanları aşağılaması, küçümsemesidir. Tevazu gösterilmesi gereken kimseler karşısında büyüklük taslamasıdır. Bu davranış kötüdür ve kişiye zarar verir. Çünkü kendini beğenen kimse, edep ve terbiye edinmede bir ilerleme kaydedemez. İlerleyemeyen bir kimse de eksikliğiyle yerinde sayar. İnsan hiçbir zaman eksikliklerden hali olmaz. İnsanın kemal derecesinin sonuna vardığı çok az görülmüştür. Ayrıca bu davranışlar insanların o kişiden nefret etmelerine neden olur. Bu durumda o kişinin maddi ve manevi durumunun kötüleşmesine sebep teşkil eder. Asık suratlı olmak. Kötü huylardan bir diğeri de asık suratlılıktır. Biriyle karşılaşınca yüzünü ekşitmek, gülümsememek ve hoşnutsuzluğu belli etmektir. Bu huy, kibir ve kaba tabiatlılığın karışımından ibarettir. Bir insanın tebessümü azsa bunun anlamı insanları aşağılamaktır. İnsanları aşağılamak da kendini beğenmekten ve kibirden kaynaklanır.
Ayrıca tebessümün azlığı özellikle kardeşlerle buluşma anında insanın tabiatının kabalığından ileri gelmektedir. Bu ise özellikle liderlerde ve erdem sahiplerinde çok çirkin bir huydur. Yalan. Yalan da bu kötü huylardan biridir. Yalan bir şey olduğundan farklı haber vermektir. Bir zararı savmaya ki bu zarar ancak yalan söylemekle savunan türden olmalıdır. Bir yararı celbetmeyi ki bu yarar ancak yalan söylemekle edinebilen türden olmalıdır. Yönelik olmadığı sürece yalan söylemek çirkin bir huydur. İstisnai olan bu gibi hallerde yalan söylemek çirkin olmaz. Ancak gereksiz yere veya önemsiz bir şey için bu durum söz konusu değildir. Yalan söylemek, o çirkinliğini yapmaya değmeyecek basit bir yarar elde etmek için tevessül edildiği zaman çirkin olacaktır. Bu çirkinlik, krallarda ve liderlerde daha da belirgin olur. Çünkü küçük bir noksanlık bile onlar açısından büyük bir leke sayılır. Kötü niyet. Bu çirkin huylardan biri de kötü niyette olmaktır. Şöyle ki, insanlar hakkında içinde kötü düşünceler beslerken onların yüzlerine karşı iyilik istediğini inzar etmek, muamelelerde hileye, tuzağa ve aldatmaya başvurmaktır. Bu huy bütün insanlarda çirkindir. Ancak bazı durumlarda krallar ve liderler için bu huy çirkin sayılmaz. Çünkü onlar bu şekilde düşünmeye bazı zamanlarda mecbur kalırlar. Dolayısıyla kralların veya lider olan kimselerin muhaliflerine veya düşmanlarına karşı bu şekilde davranmaları çirkin sayılmaz. Ancak kralların ve liderlerin yardımcılarının bu şekilde hareket etmeleri bu huyun onlarda bulunmasın güzel değildir. Kin. Kötü niyetliliğin bir şekilde kindarlıktır. Kin, bir insanın kendisine karşı bir suç işleyen kimseden intikam almadığı durumlarda ona karşı içinden kızması, hınç beslemesi ve fırsatını buluncaya kadar bu duygusunu içinde saklamasından ibarettir. Bu huy, kötülerin özelliğidir, çok kötüdür ve yerilmiştir. Cimrilik. Cimrilik bir şeyi bahş etme gücüne sahip olmasına rağmen insanın bu bağışı yapmaması demektir. Cimrilik de kötülerin özelliklerinden biridir. Bu huy bütün insanlarda çirkindir. Ancak kadınlarda aşırı olmamak şartıyla olumlu kabul edilebilir. Zira o takdirde ona cimrilik denmez, tutumluluk adı verilir. Bu da kadınlar açısından bir mükemmellik belirtisidir. Kadınların dışındaki insanların cimri olmaları onları ayıplı kılar. Özellikle krallar ve ileri gelenler. Çünkü onların cimri olmaları, reayanın ve avamın cimri olmasından daha da çirkin görünür. Mülkleri için bir kusur, bir ayıp sayılır. İnsanların onlara yönelik beklentilerini keser. Dolayısıyla reayalarının onlardan nefret etmelerine neden olur. Korkaklık. Kötü huylardan biri de korkaklıktır. Korkaklık, korkulu durumlar karşısında dehşete düşüp paniğe kapılmak, akıbetinden korkulan ve sonundan emin olunmayan durumları gereğinden fazla büyüterek önü alınmaz bir endişeyle korkuya kapılmaktır. Bu huy bütün insanlar için çirkindir. Özellikle kralların, liderlerin, askerlerin ve savaşçıların korkak olmalarıysa çok daha çirkin ve daha zararlıdır. Kıskançlık. Bir diğer kötü huy da kıskançlıktır. Kıskanmak, bir insanın başkasında gördüğü iyi bir özellikten, faziletten acı duyması ve bu başkasında bulunan iyiliği, fazileti yok etmeye çalışması demektir. Bu huy çok kötüdür ve her insan için çirkindir. Panik, feryat etmek. Herhangi bir zorluk karşısında hemen paniğe kapılıp feryadı basmak da çirkin bir huydur. Bu huy, hafiflik ve korkaklığın karışımından ibarettir. İnsanı zorluktan kurtarıcı ve fayda sağlayıcı olmadığı zamanlar çirkindir. Ancak önemli bir zorluk anında hile olarak başvurulursa ya da yardım etme gücüne sahip birini yardıma çağırmaya yönelik olursa yahut bir desteğin gelmesini sağlamaya dönük olursa ve de ancak birinin yardımıyla bu zorluktan kurtulmak mümkünse böyle bir durumda feryat etmek çirkin sayılmadığı gibi kusur da değildir. Himmetin azlığı. İnsanın himmetinin küçük olması da kötüdür. Bu, yüksek mertebeler talep etmekten aciz olmanın, onlara ulaşma emelinin yetersiz olmasının, sahip olunan basit erdemleri çok görmenin, azıcık bağışı büyük kabul etmenin, bununla oyalanıp alışkanlık haline getirmenin, işin vasıtı ve küçüklerinden hoşnut olmanın ifadesidir.
Bu huy herkes için çirkindir. Özellikle krallarda, lider olan kimselerde çok daha çirkindir. Himmeti küçük olan biri krallığa layık değildir. Zorbalık. Zorbalık kötü bir huydur. Zorbalık, her işte dengeli davranışın dışına çıkmak, ifrat ve tefrite kaçmak, malı makul ve meşru yolların dışında zor kullanarak almak, gerekli olmayan hakları talep etmek, işi yeri ve zamanı olmadan ve gerekli ölçüye ve şekle riayet etmeden yapmak demektir. Keramet. Bazı huylar kimi insanlarda erdem sayılırken kimilerinde rezillik sayılır. Bunlardan biri olan keramet, saygınlık sevgisidir. Bu, bir insanın saygı görmekten, olulanmaktan, ağırlanmaktan, övülmekten ve güzellikle anılmaktan hoşlanması demektir. Küçüklerde ve çocuklarda bu huy güzeldir, övülendir. Saygı görme sevgisi onları erdemli iş yapmaya teşvik eder. Çünkü küçükler ve çocuklar yaptıkları bir faziletten dolayı övüldüklerinde bu, onları daha çok faziletli iş yapmaya sevk eder. Ancak yetişkin fazilet sahipleri açısından böyle bir huy kusurdur. Çünkü bir insan kendisinden beklenmeyen, hatta garipsenen bir fazilet işlediği zaman övülür. Kişi eğer fazilet ehliyse böyle bir övgü ve saygıdan dolayı sevinmemesin gerekiyor. Çünkü bu yaptığı faziletin övenlerce garipsendiğini ifade eder. Ayrıca ikram ve saygı kişinin hak ettiğinden fazla olursa bu dal kavukluk, yağcılık sayılır. Dal kavukluktan memnun olmaksa övülen bir huy değildir. Çünkü dal kavukluk bir tür aldatmadır. Süs düşkünlüğü de öyledir. Güzel giysilere, güzel bineklere, güzel aletlere, hizmetçi ve yardımcılara sahip olma ve bunları sergileme isteği süse düşkün olmanın belirtileridir. Bu davranış krallar, ileri gelenler, küçük çocuklar, zengin, kibar insanlar ve kadınlar için güzeldir. Rahipler, şeyhler, ilim ehli, özellikle hatipler, vaizler, din reisleri için süslenmek, taassup yapmak çirkindir. Bu gibi insanların kıldan üretilmiş, kaba elbiseler giymeleri, yaya ve gerekirse yalın ayak yürümeleri, medreselerden, camilerden ayrılmamaları, nimetlerden hoşnut olmaları gerekiyor. Övme, övülme ve övülen kişinin teşekkür etmesi. Bunlardan bir diğer huy da övme ve övülmedir. İnsanın bir mecliste ve toplantıda kendisini öven birisine teşekkür etmesi ve ödüllendirmesi. Bu davranış krallar ve liderler için güzeldir. Bu, insanları onları övmeye teşvik eder. Övülen kimse de güzel bir nam bırakır ve zaman durdukça bu güzel nam devam eder. Kralların ve liderlerin faziletlilerinden biri de güzel bir isim ve nam bırakmaktır. Ancak yüzlerine karşı övülmeyi sevmeleri güzel değildir. Bu dal kavukluğa girer. Dal kavukluğu sevmekse çirkin bir davranıştır. Çünkü dal kavukluk bir tür aldatmadır. Ancak isimlerinin ve övgülerinin yayılmasını, insanların bununla meşgul olmasını ve güzel namlarının kendilerinden sonra baki kalmasını istemeleri övülen bir davranıştır. O halde kralların kendilerini övmeleri, ödüllendirmelerin güzeldir. Onları bundan alıkoymalarıysa hem kötü hem de zararlıdır. Böyle davranışları insanları onları yermeye sevk eder. Yerilmeleri de zaman boyunca devam eder. Yani geride kötü bir nam bırakmış olur. Dolayısıyla bu krallar ve liderler için kötü bir durumdur. Küçük insanları övenleri ödüllendirmeyi sevmeleri ise övülen bir davranıştır. Çünkü alçak bir insan övüldüğü zaman aldatılmış olur. Ona ödül verilirse bu sefer ondan bu ödülü çaldığına inanır. İnsanların birçoğu kendilerinde olmayan bir şeyden dolayı övüldükleri zaman derhal öven kimseye ödül verirler. Böylece bir şeyi ait olmadığı yere koymuş olurlar. Oysa bu şeyi zayıflara ve miskinlere vermiş olsalardı bu kendileri için daha güzel ve daha yararlı olurdu. Züht. Bu huylardan biri de züht'tür. Züht, mala, eşyaya, mal biriktirmeye, giysiye karşı isteğin azlığı, hayatta kalmayı sağlayacak kadarına kanaat getirmek, dünyayı, güzelliklerini ve lezzetlerini küçümsemek, yüksek mertebelere ulaşma arzusundan uzak olmak demektir. Gerçekten bu, güzel bir huydur. Ancak alimler, rahipler, din reisleri, hatipler, vaizler, İnsanları ahireti ve ölümden sonraki ebedi hayatı arzulamaya teşvik edenler için çok daha güzeldir.
Oysa krallar ve ileri gelenler için güzel bir davranış değildir ve onlara yaraşmaz. Çünkü saltanat zühde belirginleşince eksik görünür. Bir saltanat ancak mal, kıymetli eşya toplamak, biriktirmekle tamamlanır. Aksi takdirde mülk erir ve doğru siyaset yolundan ayrılan eksik krallardan sayılır. Bu saydıklarımız bütün insanlarda bulunan huy dediğimiz ahlakı meydana getiren unsurlardır. Bunlardan övülenleri erdem sayılanlardır. Ancak bir kimsede bu iyi huyların tümünün birden bulunması ender görünür. Yerilenlerse kusur ve ayıp sayılanlardır. Bir insanın bunların tümünden uzak olması, kendisinde hiçbir olumsuzluğun ve kötü hasletin bulunmaması da az rastlanır bir durumdur. Nefsini eğitmeyen, terbiye etmeyen, nefsini kontrol etmeye çalışmayan, onun kusurlarını araştırıp edeplendirmeyen kimse birçok ayıptan hali olmaz. Bir kimsenin bunlardan kurtulabilmesi için özellikle bunların farkında olması gerekiyor. Durum bizim anlattığımız gibi olduğuna göre insan için uygun olanı kendi ahlakını denetlemesi, araştırmasıdır. Kusurlarını, ayıplarını düşünmesi, onları ıslah etmeye, düzeltmeye çalışmasıdır. Olumsuzlukları kendisinden uzaklaştırıp övülen üstün, güzel ahlakı aramasıdır. Kendini güzel ahlakı edinmeye, güzel ahlakı alışkanlık haline getirmeye, onunla ahlaklanmaya çalışmasıdır. Çünkü insanlar arasındaki üstünlük unsuru gerçekte faziletlerdir. Yoksa cahillerin sandığı gibi insanlar halleri, malları, birikimlerinin, değerli eşyalarının çokluğu itibariyle birbirinden üstün olmazlar, olamazlar. Maalesef insanların büyük çoğunluğu birikimleri, malları, sahip oldukları araç gereçleriyle övünürler. Her zaman zenginlere ve hali vakti yerinde olanlara saygı gösterirler. Aralarında mertebeleri mal çokluğuna göre belirlerler. Birinin malıyla kazandığı makamı önemserler. Oysa malın çokluğu insanlar arasında gerçek anlamda bir üstünlük vesilesi değildir. Malları onların görünürde başka insanlar tarafından üstün sayılmaları söz konusu olsa da mallarının çokluğuyla nefisleri başka insanların nefislerinden üstün olmaz. Sefi, cahil ve çirkef birisi büyük bir servete sahip olmakla hikmeti, derin ilim sahibi, zayıf ve yoksul birinden daha üstün ve faziletli değildir. Aksine malının çokluğuyla sadece ona muhtaç değildir. Ama fazilette bir insanın bir başkasından üstün olması ancak erdemlerinin daha fazla olmasıyla mümkündür. Şayet bir insan güzel ahlakının ve iyi alışkanlıklarının yanı sıra zenginlik ve servete de sahip olursa, ömrüne and olsun ki erdemli ama muhtaç insandan daha güzel bir halde olur. Çünkü mal ve servet de insan için mutluluk kaynağıdır. Özellikle erdemli, adil, iffetli, malını yerli yerinde kullanan, mali yükümlülüklerini yerine getirip hak sahiplerine infak eden, bu malı kullanarak araştırılmasın gereken şeyleri araştıran, düşkünlere yardım eden, kişiden ayrılmasın gereken, insanın halkın nazarındaki değerini düşüren huylarda ısrar etmeyen, avamı ve ileri gelenleri eşit gören biri olursa, yukarıdaki durumun aksine bir insan malıyla reis olursa, onu büyüten, yücelten malıdır. Kendisi değildir. Bu mal tükenirse artık kendisini yüceltecek bir şey kalmaz. Oysa nefsi erdemli ve ahlaka arınmış kimsede durum böyle değildir. Bir insanın reisliği faziletinden gelir. Fazileti ise insan yaşadıkça onunla birlikte olur. Ayrıca bu tip kimselerin lezzet aldığı şeylerin çoğu dıştan şeyler değildir. Nefsini idare etmeyi arzu eden, ahlakını arındırmayı yeğleyen insan kötü bir ahlakın farkına vardığı zaman onu kendisinde de bulur ve ondan kaçınmaya çalışır. Bundan uzaklaşmak ilk anda zor olabilir. Bazen de bundan tamamen kurtulmasının gerçekleşmeyebilir. Tabiatı kendisine boyun eğmeyebilir. Yine bu insan güzel bir ahlakın farkına varır da bunu kendisinde bulamayabilir. Bu takdirde ona sahip olmayı istediği halde alışkanlıklarından kurtulmadığı için maksadına ulaşamayabilir. İşte bu yüzden övgüye değer bir hayat tarzı arzu edenler için bir eğitim yolu belirlememiz, o yolu takip etmelerini sağlamamız gerekiyor. Ta ki güzel ahlakları alışkanlık haline getirmeyle ilgili muratlarını gerçekleştirsinler. Onları kalıcı bir huy haline getirsinler. Kötü ahlaktan kaçınsınlar. Ondan arınsınlar. Thank you.
ahlak edinmenin, güzel ahlakı alışkanlık haline getirmenin yolu. Bundan önce demiştik ki, insanların ahlakının, huylarının farklı olması, nefsin üç kuvvetinin, şehvani, gazap ve nefs-i natıka gücünün herkeste farklı özellikte olmasından kaynaklanıyor. Ahlakın özü, şehvani ve gazap gücünün boyun eğdirilmesidir. Nefs-i natıkanın alışkanlıklarının ayrıştırılarak bunlardan övgüye değer olanlarla amel edilmesidir. Güzel alışkanlıkları edinme ve çirkin alışkanlıklardan uzaklaşmanın aşamalı yoluysa sözünü ettiğimiz bu iki gücü aşamalı olarak uyumlu hale getirmektir. Şimdi sırasıyla bunlara boyun eğdirmenin yolunu açıklayalım. Şehvani nefsi ezip boyun eğdirmenin yolu. Şehvani nefsi ezmenin yolu, insanın şehvetinin ayaklandığı, lezzet almaya yöneldiği, kabardığı sırada şehvetini uysallaştırıp boyun eğdirme isteğini hatırlaması ve nefsine yöneldiği bayağı lezzeti şehvetlerden güzel lezzetlere yönelmesidir. Çünkü şehvetin yönelebileceği güzel lezzetler de aynı türdendir ve şehveti yatıştırmada etkilidir. Kişi bununla yetinmek durumundadır. Yani bunu yaptığı zaman önce şehveti kırılır. Sonra bu fiile ilişkin gerçekler bulur ve şehvetine yatıştırıcı vaatlerde bulunur. Şehvet bu davranışlarla yatışırsa ne âlâ. Aksi söz konusu olduğu olursa kişi fiili güzel yönden yeniden yapar. Bunu yaparsa ve bu fiili tekrarlarsa o vakit nefis isteklerinden vazgeçer. Bu duruma devam ederse nefis de bu alışkanlığa alışır. Ondan başkasını ise garipser. Şehvani nefsini ezmek isteyen kimsenin zahitlerle, rahiplerle, kendilerini ibadete verenlerle, takva ehliyle ve vaizlerle çokça oturup kalkması gerekiyor. Reislerle ve ilim ehliyle oturmak onur vericidir. Çünkü reisler özellikle din liderleri iffetiyle tanınan kimselere saygı gösterir. Günahkar ve ahlaksız kimselere ise saygı göstermez. İnsanın bu meclislere devam etmesi, onu sakınmaya, yüzsüzlük etmemeye ve söz konusu reislere karşı güzel davranışlar sergilemeye zorlar. Ki onu suçlamasınlar, azarlamasınlar ve toplantılarda saygı gösterilen bir mertebeye yerleştirsinler. Ayrıca ahlak ve siyaset kitaplarını incelemesi, zahitlerin, din adamlarının, kendini ibadete verenlerin, takva ehlinin menkıbelerini okuması gerekiyor. Arsızların ve rezillerin, pervasızca günaha girenlerin, çok şaka yapıp eğlenenlerin meclislerinden de uzak durması gerekiyor. En çok da sarhoş olmaktan kaçınması gerekiyor. Çünkü şarap içip sarhoş olduğunda şehvi ve nefsin kabarır. Onu günaha girmeye, çirkin hayasızlıklara, bunları açıkça anlatmaya sevk eder. İnsan çirkin şeylerden ancak akıl ve temyiz gücüyle korunabilir. İnsan sarhoş olduğu zaman kendisini çirkinliklerden koruyan zırhını yitirmiş olur. Ayıkken kaçındığı hiçbir şeyi yapmaktan sakınmaz. İffetli olmak isteyen kimsenin başvuracağı en iyi yol içki içmeyi bir kere de terk etmesidir. Eğer bu mümkün olmuyorsa çok az ve de gizlice içmeli. Yahut değer vermediği kimselerle beraber içmeli. Açıktan şarap içip sarhoş olanların sonrasında utanmazlık edenlerin meclisinden uzak durmalı. Bu meclislere katılıp az şarap içtiğinde bunun kendisine zarar vermeyeceğini sanmamalı. Böyle sanması hata olur. İçki meclislerinde katılan kimse az içme hususunda nefsine söz geçiremez. Bilakis içki meclisine katıldığında son derece iffetli biri de olsa, içkiyi terk etmiş de olsa, takvaya sarılmış olsa da şehveti onu söz konusu meclisin ehline benzetmeye zorlar. Nefsi daha fazlasını yapma hususunda onu ikna eder. Böylece gizlenme ve korunma sonrasında perdeyi yırtıp günaha dalar. Şu halde iffetli olmak isteyenin en belirleyici özelliği şarap meclisine katılmaması, şarapçılara karışmaması, onlarla çok oturup kalkmamasıdır. Şehvani nefsini ezmek isteyen kimsenin müzik dinlemeyi azaltması, özellikle kadınları onlardan da çekici, etkileyici makamlarla şarkı söyleyen gençleri dinlememesi gerekiyor. Çünkü şarkı şehveti uyandırma hususunda güçlü bir etkiye sahiptir. Özellikle dinlenen müzik baştan çıkarıcı, günahı öğretici ve dikkatleri çekici olursa. Müzikten birçok olay kaynaklanır. Bazen insan müzik dinleme isteğini bütünüyle ortadan kaldıramayabilir. Şehvetini bastırmaya niyetlenen kimsenin bu tür müzikten uzak durması
Eğer bundan kaçamıyorsa, müziği bütünüyle terk etme hususunda nefsine söz geçiremiyorsa, o zaman sadece erkekleri dinlemesi ve de çekici, şehevi duyguları kabartıcı olmayan müzikleri dinlemesi gerekiyor. Bunu da azaltmak, iffetli bir hayat yaşamak isteyen kimse için daha iyi ve daha koruyucudur. Yemeğe gelince, yemekten maksadın açlık acısını dindirerek doymak olduğunu bilmek gerekiyor. Yemeğin iyisi de kötüsü de doyurucudur. Güzel yemekler yemek için fazla abartmanın pek bir farkı yoktur. En iyisi bütün yemeklerde vasat bir yolu izlemektir. Yiyeceklerin insanın bünyesini sağlayan, alıştığı şeylerden olması gerekiyor. Yemek düşkünlüğü ve oburluk kötü ahlaklardan olsa da kötü ahlakların en basiti ve en ehvenidir. Yemek düşkünü bir kimsenin içine düştüğü utanç, şarap içen, zina eden, kadınlarla düşüp kalkan, fahişelerle beraber olan kimsenin içine düştüğü utanç kadar değildir. Yemek düşkünlüğü çirkinlik bakımından daha hafif, daha basittir. Bu huya sahip kimse için daha hafif de olsa yine de çirkindir. Kısaca şöyle dememiz daha doğrudur. Yemek düşkünlüğü, oburluk kötüdür. Buraya kadar saydığımız en çirkin, en utanç verici davranışlardandır. Yemekte tedrici olarak orta yolu alışkanlık edinmenin yoluysa şudur. Yemek düşkünü bir kimsenin iştah çekici bir yiyecek gördüğü zaman o yiyeceğin görevini yapabilecek ondan daha az çekici olan başka bir yiyeceğe yönelmesidir. Çekici bir şey değilse bile bu sefer onun yerine geçebilecek başka bir yiyeceğe yönelerek nefsini tatmin etmesidir. İşte böylece yemek düşkünü olan nefis çekici yiyeceklerden yavaş yavaş vazgeçer. İffetli kalmak isteyen kimsenin dikkat etmesi gereken şeyler şunlardır. İffetli kalmak isteyen kimsenin her zaman uyanık olması, günahkarların, yemek düşkünlerinin, oburların, iğrenç karakterlilerin, utanç verici şeyleri yapmalarının akıbetlerini düşünmesi gerekiyor. Bu, onun için bir uyarı ve işaret olmalıdır. O zaman nefsi, şehvi arzulara buğz eder. İffetliliğe, kanaatkarlığa özlem duyar. Yapmaya gücü yettiği halde, çirkin hayasızlıklardan uzaklaştığı zaman bir sevinç duyar ve sergilediği fiillerden dolayı huzura kavuşur. Dolayısıyla bu şekilde davranışının neticesinde insanlar onun hakkında iyi kanaate sahip olur. Onu övgüyle yad ederler. Bu anlattığımız şehvani nefsi eğitmenin, boyun eğdirmenin ve ezmenin yoludur. Bu şehvetler ve lezzetlerle ilgili olarak hoşnut olunan, övgüye mazhar olan fiilleri alışkanlık haline getirme riyasetini esas alan bir yoldur. Gazap nefsini ezip boyun eğdirmenin yolu. Gazap nefsini ezmek, ona boyun eğdirmek isteyen bir insan özellikle ilgisinin büyük bir bölümünü çabucak kızan cahil sefillerin öfkeden çıldırmış çirkin hallerine ayırmalıdır. Sık sık onları gözünün önüne getirmelidir. Öfkelendikleri zamanlar iyice beyinsizleşip hasımlarının üzerine deli gibi saldırışlarını, hizmetçilerinin ve kölelerinin yaptıkları suçlardan dolayı cezalandırıldıkları anki halleri üzerinde düşüncelerini vakit vakit yoğunlaştırmalıdır. Şüphesiz sefih cahillerin bu halleri ara sıra da olsa bir kimsenin gözlerinin önüne getirdiği zaman çok iğrenç bir manzara görecektir. Hizmetçi ve kölelerinin suça girmiş olmalarından, kardeşlerinin ve sevenlerinin bir kusurda bulunmalarından dolayı öfkelendikleri sıradaki dehşetli manzaralarını, hatta bütün diyalog ve muamelelerini düşündüğünde, o zaman cahil ahmakları çirkin gösteren şeyin ne olduğunu daha iyi anlayacaktır. Böylece kabaran ve kendisini de harekete geçiren öfkesi dinecek, sövmek ve dövmek suretiyle saldırmak niyetinden vazgeçecektir. Bunu başlangıçta tamamen yapmazsan gitgide en aza indirecektir. Aslında bu kadarı bile insana öfkelenmenin, gazabının çirkinliğini göstermeye yeter. Gazap nefsini ezmek isteyen insan, kendisine eziyet eden veya kendisine karşı suç işleyen birine öfkelendiğinde bu suça girenin kendisi olma ihtimalini düşünsün. Böyle bir durumda kendisine yaptığı bu suçtan dolayı ne lazım geldiğini tasavvur etsin. İşte bunu yaptığı zaman suçu örtbas etmenin ya da verilen eziyeti diyetle gidermenin çok daha kolay olduğunu anlayacaktır. Bu kanaate sahip olduğunda da suçluya ve eziyet edene vereceği karşılık bu kanaate göre belirginleşecektir. Dolayısıyla intikam almada aşırıya gitmeyeceği gibi öfkelendiğinde de çirkin bir cinnet haline bürünmeyecektir.
Bunu sürekli yaptığında, böyle davranmayı kendine itiat edindiğinde, bu arada cahil beyinsizlerin kusurlarını araştırdığında, öfke anında, bu kimsenin gazap nefsini kırıp boyun eğdirmesi uzak bir ihtimal değildir. Bunu bir süre devam ettirdiğinde ise bu artık bir ahlaka ve alışkanlığa dönüşür. Gazap nefsine boyun eğdirmek isteyen kimsenin silah taşımaktan, kavga olan yerlerden, fitne bölgelerinden, kötülerin meclisinden, ahmak beyinsizlerin arkadaşlığından, bekçi ve polislerle haşır neşir olmaktan uzak durması gerekiyor. Çünkü bu gibi yerler kalbi katılaştırır, acımasızlaştırır. Şefkat ve merhamet duygusunu kalpten söker ve çıkarır. Bunun neticesinde gazap nefsi katılaşır. Gazap nefsine boyun eğdirmek ve sakinleştirmek isteyen kimse ilim ehliyle, vakar sahibi ağırbaşlı kimselerle, yaşlı olanlarla, liderlerle, erdemli şahsiyetlerle, çok az öfkelenen, buna karşılık çok sabırlı, vakarlı ve halim kimselerle oturup kalkmalıdır. Ayrıca sarhoş edici içkiden uzaklaşması şarttır. Çünkü sarhoşluk, şehvani nefisten çok gazap nefsini galeyana getirir. Hatta bazen bir anda arbede çıkmasına neden olur. Sarhoş olan kimse aslında samimiyetle bağlı olduğu ve sevdiği sofra arkadaşına saldırır, onları aşağılar, onlara söver. Namuslarına dil uzatır. Kişinin önceki sevgi ve şefkatiyle saldırması ve sövüp sayması arasında içkinin içilip sarhoşluğun belirtilerini görmesi kadar bir zaman vardır. İçki insanı bu şekilde ters yüz eder. Sarhoşluk öfke gücünü ve öfke söylemini harekete geçirir. İşte bu sebepten gazap nefsini sakinleştirmek isteyen kimsenin sarhoşluk veren içkilerden uzak durması şarttır. Şayet şarabı tamamen terk etmek mümkünse bu hem gazap nefsini hem de şehevi nefsi ezmenin en iyi yoludur. Gazap gücüne ve şehvet gücüne boyun eğdirmek isteyen bir kimse yaptığı her türlü işte düşünceyi kullanmalıdır. Bir iş üzerinde iyice düşünmeden onu yapmaya kalkmamalıdır. Düşünceyi ve üzerinde tefekkür edilmiş görüşü, alışkanlığı, adeti haline getirmelidir. Tefekküre dayanan görüş ve iyi düşünce, ahmaklığı, beyinsizliği, çabuk öfkelenmeyi, şehevi arzuların peşine düşmeyi, lezzetlerin ardı sıra gitmeyi ona çirkin gösterecektir. Bunları çirkin görünce de doğal olarak kaçınacaktır. Tefekkür esaslı görüşün ve fikrin gerektirdiği eylemlere yönelecektir. Şayet bu istenenleri yaptıktan sonra yine de tamamen saklamıyorsa mutlaka bunu onun üzerine bir etkisi olacaktır. Böylece başlamak istediği bu tür fiiller gittikçe sınırlı olacaktır. Ahlakı arındırmaya, şehveni ve gazap nefislerinin kontrol altına alınmasına ilişkin emrin özü nefs-i natıkaya akıl gücünü takviye etmektir. Nefs-i natıka. Konuşan nefsi aklı kuvvetlendirmenin yolu. Nefs-i natıka, aklı kuvvetlendirmek, kişinin şahsiyetinde belirleyici bir konum kazandığı zaman bununla diğer iki gücü idare etmesi mümkün olur. Nefsini her türlü çirkinlikten alıkoyar ve her zaman güzel ahlaka uyar. Kişinin nefs-i natıkası kuvvetli değilse, ezik ve silik olursa bu takdirde kişinin yapması gereken ilk şey, ahlakını doğru yöne kanalize etmek için gücünü eğitimle kuvvetlendirmesidir. Bu gücün yani nefs-i natıkanın kuvvetlenmesi de ancak akli ilimlerle olur. İnsan akli ilimleri incelediğinde, iyice araştırdığında, ahlak ve siyaset kitaplarını okuduğunda ve bunu sürekli bir hale getirdiğinde nefsi uyanır, kendine gelir, uyuşukluğundan silkinir, erdemlerinin farkına varır, rezilliklerinden yüz çevirir. Çünkü akıl gücü dediğimiz nefs-i natıka, erdem ve iyiliklerin yok olduğu, rezilliklerin bünyeyi istila ettiği durumlarda zayıflar, silikleşir. Ama nefis, erdemlerle bezediği, edep edindiği zaman gafletinden uyanır, sarhoşluğundan ayıkır, zayıflığından sonra kuvvetlenir. Bu nefsin erdemleri akli ilimlerdir. Özellikle büyük bir titizlikle araştırılmış olanları.
Bir insan akli ilimleri öğrenmeye başladığı zaman sırasıyla nefsi şereflenir, himmeti yücelir, düşüncesi kuvvetlenir, nefsine karşı kuvvet kazanır. Nihayetinde güzel ahlaka kavuşur. Nefsini ıslah edecek güce sahip olur. Doğası, mizacı kendisine boyun eğer. Nefsini arındırması kolaylaşır. Gazap ve şehvet nefsi kendisine boyun eğmeye başlar. Dolayısıyla da bu iki nefsini ezmesi ve boyun eğdirmesin kendisine kolaylaşır. O halde ahlakını yönetip güzelliğe yöneltmek isteyen kişinin öncelikle yapması gereken şey ahlak ve siyaset kitaplarını incelemesidir. Sonra da hakikat ilimleri üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü nefsin gelebileceği en şerefli düzey eşyanın hakikatini idrak etmesi, varlıkların mahiyetlerini gözetmeyecek kapasiteye ulaşmasıdır. İnsan nefsi şerefi kazanıp himmeti yücelince fazilet ehlinin merhametlerine yükselir. Nefs-i natıkayı ıslah eden, onu kuvvetlendiren bir hususla ilim ehliyle oturup kalkmak, onların arasına karışmak, onların ahlaklarına ve adetlerine uymaktır. Özellikle hakikat ilmine sahip, son derece uyanık ve dikkatli olanların ortamlarında ilimlerinin gerektirdiği ve akıllarının ilham ettiği gibi hareket edenlerin yolunu izlemektir. Nefs-i natıkanın ahlakını ayrıştırmanın yolu. Nefs-i natıkanın ahlakını ayrıştırıp güzel huylarıyla amel etme ve çirkin huylarını birer kenara atmaya gelince, bu da insanın nefs-i natıkasını eğitmesiyle mümkün oluyor. Çünkü nefs-i natıka hakikat ilimleriyle eğitilip uyandırıldığında şereflenir. Çirkin adetlere temezzül etmez. Çirkinliklerle kirlenmeyi kendisine yakıştırmaz. Bu durumda sırasıyla kişinin çirkin olan adetlerinden kaçınması kolaylaşır. Baskının karakteri güzel ahlakı yeğlemek, onunla ahlaklanmak olur. Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılıyor ki, nefsi terbiye etmenin, çevrenin hoşnut olduğu övgüye değer ahlaklara sahip olmasının, güzel ahlakı alışkanlık haline getirmenin, ahlakın güzel olanına uymanın, gerilmiş ve çirkin huylardan kaçınmanın, şehvet ve gazap gücüne boyun eğmenin, onları ezmenin yolu, nefs-i natıkayı ıslah edip kuvvetlendirmek, onu faziletlere, edeplere ve güzelliklere bezemektir. Ziyasetin aracı ve riyazetin bineği budur. Akli ilimleri öğrenme imkanı olmayan kimselerin takip edeceği yol, akli ilimleri öğrenme ve onlarda derinlik kazanma imkanına sahip olmayan ya da bu hususta zorluk çeken kimsenin yapması gerekenler sırasıyla şunlardır. Bütün çabasını, düşünme melekesini duyarlılaştırma. Nefisle mücadele etme. Nefsin güzel alışkanlıklarıyla güzel alışkanlıklarını birbirinden ayırma. Sonra da bunlardan hangisinin kendisine daha uygun, daha faydalı, sonucu daha övgüye değer ve daha kalıcı olduğu hususunda boyun eğmelidir. Zira bir insanın nefsini tasdik eder, şehvetini ve lezzetlerini ciddiye alırsa, alacağı lezzet sadece o an için geçerlidir. Ondan sonra bu lezzetin izi kalmaz. Sonra bundan hiçbir fayda göremez. Buna karşılık bir çirkinliğin utancı ve iğrençliği de her zaman devam eder. İnsanlar arasında dilden dile anlatılır, ayıplanır, çirkinliğinden dolayı aşağılanır, lanet ile anılır. Şiddetli öfke, derhal intikam almaya kalkma, sövme, çirkinleşme de öyle. Çünkü öfkenin şiddeti dindiğinde, kabarması sükunete döndüğünde insan yaptığını düşünmeye başlar. O zaman yaptığının çirkin olduğunu anlar. Böyle bir şeyi yapmasının gerekli olmadığı gibi faydalı olmadığını kavrar. Öfke anında yaptığı şeyler her zaman nitelediği bir nakısan damgası olarak alnına yapıştırılır ve bir utanç olarak sevilmesinin vesilesi olarak kalır. Bazen insan öfke anında cinnet geçirir. Bundan dolayı cezalandırılır ve terbiye edilmek durumunda kalır. Sonra insan nefs-i natıkanın alışkanlıklarından çirkin olanlarının da yararlı ve işlemeye değer olduklarını anlar. Çünkü kıskançlık, kin, hainlik gibi huylar insana hiçbir fayda sağlamaz. Eğer insan hainlikten ve kötülükten fayda sağlıyorsa bu en iğrenç faydadır. Kaldı ki fayda olarak algıladığı şey aslında kendine zararıdır. Çünkü kötülük eden, bununla bilinen bir insana karşı insanlar önlem almaya başlar. Ona eziyet etmeye hazırlanır. Ona zarar vermeye yeltenir. Ondan sakınır ve kaçınırlar. Ona yarar dokundurmaktan imtina ederler. İyiliklerin ona yönelmesine engel olurlar. Bunun için çaba sarf ederler. Bu nitelikte olan bir insanın hali ne kadar kötüdür.
İnsanlarla ilişkilerinde kötülük ve çirkefi esas alan kimse en kötü haldeki kimsedir. Kötülüğün ona verdiği zarar, ona sağladığı faydadan çok daha fazladır. İnsan nefsini hesaba çektiği, fikrini geniş kapsamlı olarak çalıştırdığı, ayırt etme, temyiz melekesini kullandığı zaman, kötü ahlakın kendine verdiği zararların sağladığı faydalardan çok daha fazla olduğunu, ayrıca fayda olarak nitelendirilen şeylerin gerçekte fayda olmadıklarını, çok basit şeyler olup hiçbir kalıcılıkları ve süreklilikleri olmadığını bilir. Fayda olarak nitelendirilen bu basit şey, uğranılan büyük bir zararı her zaman taşınacak utancı karşılamaz. Şunu da bilir ki, kötülük ve hainlik, kötülüğü insanın üzerine çeker. İnsanları ondan kaçırır, ürkütür. İşte bir kimse bu araştırmasını sürdürür ve artırırsa, güzel ahlaka tabi olma hususunda nefsine güç vermiş olur. Kötülüklerini ve çirkinliklerini atması da kolaylaşır. Hayır ve doğruluk ona hakim olur. Ayıplardan ve utançtan arınır. Bunu sürekli hale getirdiğinde ise çok geçmeden ahlakı düzelir, yolu güzelleşir, görüntüsü berraklaşır, fazilet ehlinin mertebesine çıkar, çirkinlik ve noksanlık ehlinden ayırt edilir. Ahlakını güzel bir yöne kanalize etmek isteyen kimsenin amacı her faziletin zirvesine, en son derecesine varmak olmalıdır. Ve yine zirveden, yani en son dereceden aşağısıyla yetinmemelidir. Ancak en yüksek dereceye razı olmalıdır. Bunu amaç edinirse erdemlerde en yüksek mertebeye varmasa da ortada bir yer edinir, hoşnut olunan bir mertebeye varır. Ama işin başından itibaren orta mertebeyle yetinirse buna da ulaşamamaktan emin olamaz. O zaman da en aşağı mertebelerde kalır. Maksadını gerçekleştiremediği gibi hiçbir zaman tamamlanmayı umamaz. İşte bu anlattıklarımız güzel ahlakı edinmenin yolu, bütün övülen alışkanlıklara aşamalı olarak sahip olmanın yöntemidir. İnsan nefsini buna bağlı hale getirdiğinde ve bu yolu ve yöntemi çokça gözettiğinde, onu alışkanlık haline getirdiğinde, faziletler onun karakteri, güzellikler onun ahlakı ve tabiatı olurlar. Sevgili takipçilerimiz, bu eser Antik Kütüphane Tasavvuf kanalı için seslendirilmiştir. Güzel Ahlak, yazan Muhiddin-i İbn Arabi Hazretleri. 3. Bölüm. Kamil insanın vasıfları, kemalata ermek için izlediği yol. Bu bölümde bütün güzel huyları üzerinde toplayan tam kamil insanın vasıflarını ve tamlığa, kemalata ermek için izlediği yolu kısaca anlatmak için özellikle diyoruz ki, tamlığa, kemale eren insan hiçbir fazileti kaçırmayan, hiçbir rezilliğe ilgi duymayan kimsedir. Ancak çok az insan bu sırra ulaşabilmiştir. İnsan bu sınıra vardığı zaman insanlardan çok meleklere benzer. Oysa insanın bir kusuru vardır, onu ve tabiatını birçok kötülük istila eder. Nefsini bütün ayıp ve noksanlıklardan kurtaracak ve bütün fazilet ve iyilikler tarafından kuşatılacak şekilde bu kötülüklerden kurtulan çok az insan vardır. Ancak bu tamlık, yani kemal, ulaşılması oldukça zor ve uzak da olsa mümkündür. Bu, insanın ulaşacağı son hedef, varacağı en son noktadır.
İnsan samimi bir niyet ve azimetle harekete geçip çalışma ve çabalamanın hakkını verdiğinde, varlığının amacı kılınan bu son noktaya varmayı, nefsinin yüceliği bu mertebeye ulaşmayı hak eder. Tam insanın vasıflarının fazileti. Bir insanın tam kamil olması için ilk önce ahlakı iyice kontrol etmesi, yani öz eleştirisini dürüstçe yapmasın gerekiyor. Bundan sonra da bütün ayıpları karşısında son derece uyanık olmalıdır. Her türlü noksanlığın kendisine sirayet etmesinden sakınmalıdır. Her fazileti yapmalı, gayeye ermek için çalışmalıdır. Kemal suretine aşık olmalıdır. Güzel ahlaktan lezzet almalıdır. Kötü alışkanlıklar karşısında uyanık bulunmalıdır. Nefsini arındırmaya önem vermelidir. Sahip olduğu erdemleri çok görmemelidir. Yaptığı en küçük rezilliği dahi büyük görmelidir. Yüksek rütbeleri küçümsememeli, en yukarı hedefleri dahi azımsamamalıdır. Tamamlığın şu anda bulunduğu yerin ötesinde olduğunu düşünmelidir. Kemalin en eksik niteliği olduğunu düşünerek daha mükemmel olmaya çalışmalıdır. İnsanı kemal mertebesine ulaştıran, kemalini muhafaza etmesini sağlayan yol. İnsanı tamamlık kemal mertebesine ulaştıran, kemalini muhafaza etmesini sağlayan yola gelince, bu yol insanın bütün dikkatini hakikat ilimleri üzerinde yoğunlaştırmasını gerektiriyor. Bu yolda insanın amacı mevcut varlıkların mahiyetlerini ihata etmek, illet ve sebeplerini keşfetmek, varoluş gayesini araştırmak olmalıdır. Bilgi itibariyle hiçbir hedefte durmamalıdır. Mutlaka gözünü bu hedefin ötesine dikmelidir. Bu yolda insanın şiarı, gece gündüz ahlak kitaplarını okumak, siyer kitaplarını araştırmak, siyaset kitaplarını anlamaya çalışmak olmalıdır. Fazilet ehlinin yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, kadim hükemanın işaret ettikleri davranışları alışkanlık haline getirmek olmalıdır. Beyan ve belagat adabından da pay sahibi olmasın gerekiyor. Belli oranda fesahat ve hitabet süsüyle bezenmesi lazım gelir. Her zaman ilim ve hikmet meclisinde bulunması, vakar ve iffet ehliyle içli dışı olması kaçınılmazdır. Bu, sıradan vatandaşın, sokaktaki insanın tamamlığa, mükemmelliğe varmasını sağlayan yoldur. Krallar, reisler için olan geçerli davranışlar. Kral ve reisler için geçerli olan davranışlara gelince, kral ve reislerin meclis arkadaşlarının, yakın çevrelerinin, etrafına dönüp işini gören kimseler, iyilik ve doğrulukla bilinen, tanınan kimseler olması şarttır. Edep ve vakar vasfına sahip olmaları, ilim ve hikmette özel bir mertebenin olması, gerçek bir anlayış ve zekaya haiz bulunmaları gerekiyor. İlim ehlinin meclisine yakın durmaları, onları ilmi araştırmalara teşvik etmeleri, onlarla çokça oturup ünsiyet kurmaları lazımdır. İlim ve ilim dalları ile ilgili açıklamalar onlar için bir rahatlama ve lezzet vesilesi olmalıdır. Mülkün iradesi ve törenleri, hükemaya dair haberler ve ahlakları, iyi kralların haberleri ve alışkanlıkları onların ilgisini çekmelidir. Kemalata ermenin yolunu arayan kimsenin yapması gerekenler. Tam kamil insanın, tamamlığa kemalata ermenin yolunu arayan insanın öncelikle şehvetlerini ve lezzetlerini belli bir kanun dairesinde tatmin etmesi, bu hususa itidal çizgisini izlemesi, aşırılıktan, ifrattan kaçınmasın gerekiyor. Kendisi açısından tatmin edilmesin gerekli olan şehvetlerin ve lezzetlerin karşılanması hususunda güzel ve iyi karşılanan yöntemleri, yolları esas alması, nefsini buna bağlı tutması, saviyatını buna teşvik etmesi, lezzet ehlinden ve onlarla içli dışı olmaktan uzak durması, kötülük halifelerinden onlara karışmaktan kaçınmasın gerekiyor. Nefsine şehvetin ölümcül darbeyi kendisine indirecek kadar yakın bir düşman ve kavgayı asla bırakmayan, sonuna kadar zarar ve eziyet etmeyi tasarlayan bir hasım olduğunu hissettirmesi, azgın şehveti kötülemesi ve deşifre etmesi, şehveti düşman bilip karşısına dikilmesi, ona karşı direnç göstermesi, azgınlığını sonsuza kadar ezmeye çalışması, keskinliğini her zaman için köreltmeye çalışması, egemenliğini yıkması,
aşamalı bir terbiye yöntemiyle kibrini kırması, boyun eğdirmesi, belli bir tertip dahilinde fevriliğini dinginleştirmesin gerekiyor. İşte bir kimse ancak bunları yaptığı zaman artık nefsine hakim olabilir, şehvetine boyun eğdirebilir, iffet karakterini kazanabilir, güzel bir hayat tarzına yakınlık hissedebilir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz davranışların tersine şehvetinin dizginini salıverirse, bütün yaptıklarını yerine getirmesi hususunda müsamaha gösterirse, onu idare etmeyi ve gözetmeyi ihmal ederse, nefsi azgınlaşır, kibirlenir, çok geçmeden kişiyi küçümser, aşağılar, onu güder, kötülüğüne olan şeylere yöneltir, utanç verici durumlara düşürür. Bütün bunların neticesinde o kişi tamamlıktan uzaklaşır, kemale ermesi ümidi kalmaz. Tamamlığı isteyen insanın kesinlikle bilmesin gerekir ki lezzetler taliplerine ulaşması zor, elle tutulması ihtimali uzak göründüğü sürece amacına ulaşmasının imkanı yoktur. Bu durum krallar ve reisler için hem daha zor hem de uzaktır. Çünkü krallar ve reisler lezzetlere ulaşmak bakımından diğer insanlara göre daha muktedirdir. İmkanları daha çoktur, kuvvetlidir. Şehevi lezzetler onların önüne serilmiştir. Bu onların karakteri ve adetidir. Bu yüzden lezzetlerden ayrılmak onlara daha ağır gelir. Lezzetlerden yüz çevirmesi neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Özellikle küçüklüğünden beri şehevi arzuların en üst düzeyinde ve en geniş biçiminde tatmin edildiği ortamlarda yetişenler için. Ancak kralların lezzetlere ulaşman gücü daha fazla, lezzet alma imkanı daha geniş olsa da onların hikmetleri daha büyük, nefisleri daha onurludur. Kısaca, onlardan biri nefsini insani tamamlık mertebesine yücelttiğinde, gerçek liderliği arzu ettiğinde, gerçek mülkün, insanın zamanındaki insanların en tamamı, yakınlarının ve reyasının en faziletlisi olması bilinir. Böyle olunca şehevi arzulardan ayrılmak, dünya ve lezzetleri terk etmek ona basit gelir. Cömertliğin faydaları. Ahlakını iyi yöne kanalize etmek, şehvetlerde itidal yolunu izlemek isteyen bir kimsenin bir kanun edinmesi, yeme ve içmesini ve cömertlik hususiyetini barındıracak şekilde bu kanuna göre düzenlemesin gerekiyor. Yani böyle bir kimse yalnız başına yemeye ve içmeye kalkmamalı. Aksine malına kardeşlerinin ve sevenlerinin ortak olmasını amaçlamalıdır. Bu, sıradan insanların ve reayanın sokaktaki insanların izleyeceği yoldur. Kral ya da reis olursa, o zaman da yeme ve içmede yakınlarını ve meclis arkadaşlarını etrafına toplaması, arkadaşlarını, yardımcılarını çağırması, fakir ve miskin ama erdemli kimseleri araştırıp bulması, özellikle daha önce tanıdığı ya da kendisine daha önce hizmet eden kimseleri davet etmesi, ihtiyaçlarının gidermesin gerekiyor. Bu gibi kimselere yakınlarına ve arkadaşlarına yaptığı yardımlardan daha fazlasını sunmayı alışkanlık haline getirmesi lazımdır. Eğer kral liderse, sofrasında toplanan, yemeğine ve içeceğine ortak olan kardeşlerine, dostlarına, reayasına ünsiyet, dostluk göstermesi, kendileriyle beraber olmaktan memnun olduğunu ifade etmesi, kendilerine yemek ve içecek ikram ettiğinden ya da bunu yapacak güce sahip olduğundan değil, onlarla beraber olduğundan dolayı mutlu olduğunu insaz yani onlara hissettirmesin gerekiyor. Yemek ve içmek sunduğu için minnet etmekten, başa kalkmaktan ya da kibirlenmekten önemli kaçınmalı. Çünkü bu kişiyi alçaltan bir davranıştır, insanları soğutur. Böyle bir karaktere sahip olanlardan halk uzaklaşır ve o kişi yalnız kalır. Bir insan darda bile olsa, buna çok ihtiyacı da olsa, yiyeceğini kardeşleriyle bölüşmesin güzel bir davranıştır. Özellikle fakirlerle ve zayıflarla bölüşmesi iyidir. İnsanın şiddetli ihtiyaç duymasına ve yerine koyacak başka bir şeyi olmamasına rağmen, yiyeceği içeceği hususunda başkasını kendisine tercih etmesi, bunlardan çok daha güzel bir davranıştır.
Dünya malı hakkında. Kusursuz bir siyaset gütmek isteyen bir kimsenin malı aşağılaması, küçümsemesi, mala hak ettiğin gözle bakması lazım gelir. Mal ancak başka bir şey için istenir, kendisi için bizzat istenmez. Çünkü malın kendisinin hiçbir faydası yoktur. Malla elde edilen şeylerin yararı vardır. Buna göre mal, çeşitli şeylere ulaşmak için kullanılan bir araçtır. İşte bu sebepten mal biriktirmenin ve depolamanın faydalı olduğu sanılmasın. Bir kimse mal biriktirip hırsa üzerine düştüğü zaman bu mal sahibinin gerçekte muhtaç olduğu hiçbir amacını gerçekleştirmez. Dolayısıyla mal başka bir şey için istenir. O halde görüşü isabetli, himmeti yüksek bir kimse malı gerçek değeriyle ölçmeli, tartmalıdır. Malı asıl amacı için kazanmalı ve amacı uğruna harcamalıdır. Bununla beraber insan mal kazanma hususunda gevşeklik göstermemeli, tembellik etmemelidir. Ama mal kazanma hususunda sınırsız bir hırsla ileri dağıtılmamalıdır. Ancak mal kazanmaya da gerekli olduğu kadar önem vermelidir. Çünkü insanın malı yoksa onu muhtaç olduğu şey hususunda onda olduğu için kendisinden erdem olarak aşağı olanların önünde eğilmesine neden olur. Malın varlığı da insanı erdemlik menzili aşağı olduğu halde kendisinden erdemce yukarıda olanlardan müstani kılar. İnsan malı biriktirmemeli, yanında tutmamalıdır. Aksine ihtiyaçları için harcamalı, asıl görevleri için infak etmeli. Ancak malı dağıtırken itidal çizgisini göstermek de önemli. İsraftan, saçıp savurmaktan kaçınmak gerekiyor. Üzerindeki malı bir hakkı vermemezlik de etmemek gerekiyor. Gerekmeyen ve teşekkürle karşılanmayan bir alanda da harcama yapmak yanlıştır. Kişi ihtiyacını giderdiği, infak etmesin gereken miktarı dağıttığı, eksiğini yediğini kapattığı zaman dönüp durumuna bakar. Eğer malında önemli ihtiyaçları dışında fazla bir şey kalmış ise ondan bir payı zorluklar, felaketler için ayırır. Sonra geri kalanı ailesinden, akrabalarından, kardeşlerinden ve sevdiklerinden ihtiyaç sahipleri için ayırır. Ondan bir payı da zayıflara, miskinlere ve engelli muhtaçlara ayırır. İhtiyaçlarından çok erdemlerine ve iyiliğine ihtimam gösterir. Çünkü ihtiyaçlar onu istemeden böyle infaka yöneltir. Nafile ibadetlerin çoğu kişi tarafından önemsendiği ve kendini zorunlu hissetmediği zaman yerine getirilemez. Yerine getirilmesi kolay olmaz. Nefsin zayıflığı ve kötü zan insanı bundan alıkoyar. Nefsi işe karışmışsa bile bu sefer fazla önemsemez, gevşeklik gösterir. Bir kimse iyilik ve fazilete gevşeklik gösterdiği zaman mükemmel ve tam bir insan değil, ancak aşağılık bir cimri olur. Aslında bilinen bir iyiliği yoksa, vasfedeceği iyi vasıfları bulunmuyorsa insan bile sayılmaz. Bu durum bütün insanlarca geçerlidir. Krallar ve reisler. Krallar ve reislere gelince, onların bu siyaseti izlemeleri çok daha gereklidir. Buna herkesten çok onlar itina göstermek durumundadırlar. Malla ilgili hak ve görevlerin eksiksiz yerine getirilmeleri zorunludur. Malın bir kısmını kendi harcamalarına ve ihtiyacına, askerlerinin erzakına ve arkadaşlarına vermekle yükümlüdür ki bunun da yeterli miktarda olmasın gerekiyor. İsrafa kaçılması ya da eksik olması doğru değildir. Malın bir kısmını da kötü bir olay karşısında kullanmak üzere ayırmaları gerekiyor. Geri kalanıysa kerem ve cömertlik yolunda harcarlar. İyilik yaparlar, hayır işinde kullanırlar. İlim ehline derecelerine göre bağışta bulunurlar. Özel mallarından onlara maaş bağlarlar. Kendilerini ilim ve edebiyata verenlere infak ederler. Zayıflara ve miskinlere yardım ederler. Yabancıları araştırırlar. Zahitlere, kendilerini ibadete verenlere ihtimam gösterirler. Fazla kalan mallardan onlara pay ayırırlar. Büyük küçük herkesin gözetirler. Mallarının bir kısmını onların ihtiyacı için ayırırlar. Çünkü krallar, reisler, reayadan daha fazla kerem sahibidirler. Avamdan daha çok cömert olmaları gerekmektedir. Sevgi gösteren ve yakın duran kimselerle eğer muhtaç durumdaysalar, malı paylaştırmak ve onları infaka tercih etmek güzel bir davranıştır. İhtiyaçları şiddetlendikçe bu yardımı yapmak daha güzel olur ve bu davranış insanlar tarafından güzel karşılanır. Öfke hakkında.
Kemal sahibi olmayı isteyen kimse nefsine öncelikle şunu öğretmeli. Öfkeli insan hayvanlar ve yırtıcı canavarlar konumundadır. O da tıpkı onlar gibi yaptıklarını bilerek ya da görerek yapmaz. Kemal sevgisiyle dolan kimse biriyle tartışır da bu tartışma onu hasmına öfkelenmesine ve aleyhine sözler söylemeye iterse şunu düşünmelidir ki bu haliyle hayvanlar ve yırtıcı canavarlar konumundadır. O zaman derhal ona karşılık vermekten kaçınsın, ona misliyle mukabelede bulunmaktan vazgeçsin. Acaba köpek kendisine havlarsa köpeğin havlamasına karşılık vermesin doğru olur mu? Yine bir hayvan kendisini boynuzlarsa o hayvana ceza vermesi de iyi bir davranış sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü hayvan yaptığını bilerek yapmaz. Tam tersine bilmeden hareket eder. Ancak bazı ahmaklar kendilerini boynuzlayan, inciten, eziyet eden hayvanlara kızar da kılıçlarıyla onları dürterler. Bu sefer hayvan dürtmenin acısıyla ona çifte atar. Ama ağırbaşlı vakur adam bu davranışından hiçbirini güzel karşılamaz. Hasmında hayvanlık belirtilerini sezdiği zaman bu sezgi onu gazap nefsini tutmaya sevk eder. Dizginlerini sıkar. Şayet bir kimse ahmaklık eseri olmaksızın kendisine eziyet eder ve bu eziyet onu öfkelendirirse yine de öfkelenmekten yüz çevirir. Çünkü öfkeli insanla hayvan arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla akıllı kimse düşüncesinin gereği olarak kendisine eziyet eden kimseye eziyet etmekten vazgeçer. Yani ne öfkesini belirtir ne de ahmakça bir görüntü sergiler. İnsanları sevmek hakkında. Kemal derecesine ulaşmak isteyen kimse nefsini bütün insanları sevmeye, muhabbet beslemeye alıştırmalıdır. Onlara acımayı, şefkat ve merhamet göstermeyi nefsine öğütlemelidir. Bütün insanlar aynı soydan gelen bir kabile gibidirler. Hepsi birbiriyle nesep bağıyla bağlıdır. Onlar insanlık noktasında birleşirler. İlahi kudret süsü hepsinde mevcuttur. Her birinde ayrı ayrı vardır. O da akıl nefsidir. Zaten insan bu nefisle insan olmuştur. İnsanın iki cüzünün yani ruh ve bedeninin en şerefli parçası akıldır. İnsan gerçekte akıl nefsinden ibarettir. O bütün insanlarda değişmeyen tek cevherdir. Bütün insanlar gerçekte birdir. Sadece şahısları farklıdır. Bütün insanlar birse ve sevgi de nefsin bir özelliği ise o zaman bütün insanların birbirlerini sevmesin gerekiyor. Bu insanlarda ortak bir tabiattır. Ta ki gazap nefsin baskın çıkmazsa. Çünkü gazap nefsi kişiye başkanlık makamını verdirir. Bu da onu kibirlenmeye, kendini beğenmeye ve zayıf olanlara musallat olmaya, küçükleri ezmeye, zenginleri ve faziletlileri kıskanmaya iter. Bu özelliklere sahip olanlardan da düşmanlık doğar. İnsanlar arasında boğuz yaygınlaşır. İnsan gazap nefsini kontrol ederse, gazap nefsini akıl nefesinin emrine verirse, bütün insanlar birbirini seven kardeşler olur. İnsan fikrini kullanırsa bunun zorunlu olduğunu görür. İnsanlar ya erdemli ya da noksan olurlar. Erdemlileri erdemlilerinden dolayı sevmek, noksan olanlara da noksanlıklarından dolayı acımak gerekiyor. Kemal derecesini seven insana bütün insanları sevmek, onlara acımak, şefkat göstermek yaraşır. Özellikle krallar ve reisler için. Kral reayasını sevmedikçe, onlara şefkat göstermedikçe kral olmaz. Kral ve reayası hane reisi ve hane halkı mesabesindedir. Hane reisinin hane halkına buğz etmesi, onlara acımaması, onların maslahatlarının gözetmemesi ne kötüdür. Kemal mertebesini seven, arzulayan kimsenin bütün himmeti, bütün insanlara iyilik etmek, malının ihtiyaç fazlasını onlara infak olmalıdır. Bu da ölümden sonra iyilikle anılmasını sağlayacaktır. Bu düşüncede olan kimse insanlara kötülük etmekten uzak durmalıdır. Çünkü nefsini muhasebe ettiği zaman yaptığının kötülük olduğunu anlar. Ulaşamayacağını düşündüğü bir iyilik için bu kötülüğü yaptığını anlar. Yaptığının yanlış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak vazgeçer. Meseleyi bu şekilde öğrendiği zaman yaptığı hayrı kötülük yolundan başka bir yoldan yapmaya koyulur. Çünkü amaç hayırdır, kötülük etmek değil. Şayet kötülük etmesi öfke ve kinden kaynaklanıyorsa bilmesin gerekir ki kini dindiği zaman bu kötülüğün maksat olmadığını bilir.
Maksadı kötülük olmayan böyle bir fiil yapmaya da müstahak değildir. Kötülük fiili çirkindir. Özellikle erdemleri üzerinde toplayan bir kimse için daha çok kötüdür. Ancak yapılan kötülüğün bir suçun karşılığı olması ya da bir caniye kısas uygulanması şeklinde olmasın başkadır. O zaman müstehap ve övülen bir fiil olur. Hata kötülük bile sayılmaz. Çünkü bu kötülük sadece caniye ilişir. Ama diğer tüm insanlar içerisinde hayır ve menfaat olur. Benzeri cinayetleri caydırır. Böylece faydası çok daha fazla olur. İşte bu yüzden buna kötülük demek doğru değildir. İnsan hayır yapmayı alışkanlık haline getirir. İyiliği ısınır. Kötülükten kaçar, uzak durursa kötü huylardan tiksinmeye başlar. Kötü huylar sergiler, kıskançlık, kindarlık, hainlik, aldatıcılık, kovuculuk ve gıybet vesaire gibi bu gibi fiilleri yapmak durumunda kalan akıl sahibi bir kimse düşündüğü zaman bunların kendisine bir fayda sağlamadığı gibi onu çirkinleştirdiğini anlar. Akıl sahibi insan tamamlığı seven, kemal derecesini en büyük şeref kabul eden biri ise bu gibi huylardan uzak durmalı. Kemal derecesini seven kimse bilmelidir ki hiçbir ayıp ve kusur insanlardan gizli kalmaz. Kişi bunları gizlemek için istediği kadar uğraşsın, saklayamaz. O halde insanlardan gizlemeyeceğini, hiç kimsenin kendisini göremeyeceğini sanarak çirkin fiiller yapmaya kalkışmasın. Kesinlikle şunu bilmelidir ki, insanlar tabiatları gereği başkasının kusurlarını araştırmaya meraklıdırlar ve bu kusurları kullanarak da onları ayıplamaya meyillidirler. Bu insanın karakteridir. Oysa insan tamama, kemalata ermediği sürece ayıplanacağı bir kusurdan hali olmaz. Dolayısıyla başkasının kendisinden daha az kusurlu olmasını ve kendisini ayıplamasını hazmedemez. İnsanların tümünün noksan olmasından, noksanlıkta eşitlenmelerinden hoşlanır. İşte bu yüzden her zaman insanların ayıplarını araştırır, onları bu ayıplardan dolayı eleştirir. Ki insanlar bu ayıp hususunda onun kendilerinden daha iyi olduğunu düşünsünler. O da bunun etkisinde kalarak kendisini öyle görür. Kendisinde var olan diğer ayıplardan dolayı da kendisine bahane bulmuş olur. Asla unutmamalıdır ki, İnsan çok uğraşırsa da hiçbir ayıp insandan gizli kalmaz. Birçok kral ve reis ayıplarının insanlardan gizli kaldığını, açığa çıkmadığını düşünür. Heybetlerinin, gücünün, azametinin buna engel olduğunu sanır. Yakınları ve has adamları kusurlarından birine vakıf olsalar da onları açığa vurmaya cesaret edemeyeceklerini düşünür. Çünkü kralların has adamları ve yakınları kralın güvenilir adamları oldukları gibi onlardan her birinin de güvenli bir adamı vardır, ona güvenir, sırrını ona açar. Asla hatırdan çıkarmamalıdır ki, kendi sırrını saklamayan bir kimsenin başkasının sırrını saklaması mümkün değildir. Sırlarının gizli olduğunu sanan kralların ayıplarının yayılmasının yolu budur. Kralların bu ayıplarının gizli olduğunu sanmalarının sebebi, bunları anlatan birini duymamış olmaları, kimsenin bu durumu onlara açmamalarıdır. Bu yüzden ayıplarının gizli olduğunu sanırlar. İnsan ayıplarının gizli kalmadığını bildiğine göre nefsine dönmeli ve bakmalıdır. Acaba birine ait bilgi ve gizleyip sakladığı bir ayıp var mıdır? İnsanların birçok ayıbını bildiğini ve insanların da bunları saklamak için çok çabaladıklarını, canla başla gizlemeye uğraştıklarını görecektir. Bazıları bu ayıpların hala saklı kaldığını düşünmekte, bazıları da gizledikten sonra açığa çıktıklarını bilmektedir. Bir kimse başkasının birçok gizli sırrını bildiğine göre kendi ayıplarından da gizli kalmadığını, saklamadığını, kendisinin insanların ayıplarını bilmesinden çok daha fazla insanların kendisinin ayıplarını bildiklerini anlamasın gerekiyor. O halde kemal mertebesine ulaşmayı isteyen kimse gizlemeye çalışsa da ayıplarının açıkta olduğunu bilmelidir. Ayıplarının olduğunu bilen biri de tam değildir. Tam olmanın yolu da bütün ayıplardan kaçınmak, diğer bütün hususlarda erdemlere sarılmaktır. Bu mertebe, insani tamamlılığın son hedefi, beşeri faziletin nihayetidir. Her insanın bu mertebeye ulaşmak için çabalaması, buna varmak için bütün gücünü sarf etmesin gerekiyor. Çünkü tamamlık kendi nefsi için istenir, noksanlıksa aynı ile kötüdür. İnsanlar içinde bu mertebeyi talep etmeyi en çok hak edenler, bu menzile erişmenin zorluklarına tahammül etmeye en yakın olanlar, krallar, reisler,
insanların şerefleri ve yüksek mertebelerde olanlardır. Büyük ve şerefli bir kimsenin noksan ve ayıplı olması ne çirkindir. Şu halde bir kralın reisin kemal mertebesine ulaşmak hususunda herkesten daha hırslı ve istekli olmasın gerekiyor. İnsanların kamili ve faziletlerin tümünü üzerinde taşıyan tabiatı itibarıyla noksan insanlardan öncedir. O halde tam insan tabiatı itibariyle reistir. Kral tam, güzel ahlaka sahip, bütün iyiliklerin kuşattığı zaman tabi olarak kraldır. Eksikse o zaman zorla kral olmuştur. Bir kralın zorla elde edilmeyen, aksine şahsi şerefle kazanılan, başkası tarafından vaaz edilmeyen gerçek riyaseti arzu etmesi ne güzeldir. Buna göre kral himmetini faziletler edinmeye, güzellikleri bezenmeye yöneltmelidir. Güzel ahlakın zirvesini talep etmelidir. Güzel ahlakın çoğuna sahip olmayı dahi küçümsemelidir ki tümüne sahip olsun. Hiçbir mertebeyi son kabul etmemelidir ki daha fazlasını elde edebilsin. Eğer üstünde bir mertebe daha bulunan bulunduğu mertebeye razı olursa hiçbir zaman tamamlık mertebesine ulaşamaz. Zira insanlar içinde tamamlıktan en uzak olan kimse nefsi için noksanlığa razı olan kimsedir. Kral kemal istiyorsa en başta büyük himmeti alışkanlık haline getirmek zorundadır. Çünkü büyük himmet sahibi olması bütün alçaklıkları onun gözünde küçültür ve bütün erdemleri güzelleştirir. Kralın himmeti büyük olursa mülküyle övünme hastalığından kurtulur ve nefsinin ve himmetinin mülkünü çoğaltmaktan çok daha değerli olduğunu görür. Bir kral üstünlük ve azamet payesine sahip olmasını sağlayan mülkünü hakir gördüğü zaman kendisi için gerçek anlamda ondan daha büyük olan şey ister. Bir nefsi de ancak faziletler yüceltir. Sonra bir kralın dalkavukluktan ve dalkavukluk yapanlardan tiksilmesi, onları kendisine dalkavukluk etmekten alıkoymasın gerekiyor. İşin özü şudur. Kral veya reis ayıplarını bilsin ki onlardan sakınıp kaçması mümkün olsun. Ama bu krallar için çok zordur. Çünkü insan zaten tabiatı gereği ayıplarının çoğunu görmez. Krallardan gizli olan ayıplarsa diğer insanlara göre çok daha fazladır. Çünkü onlar iyilikleriyle övünür ve mertebeleriyle büyüklenir. Oysa sıradan insanlar, sokak adamları ayıplarından dolayı azarlanır, kınanırlar. Dolayısıyla bu sayede kusurlarından haberdar olurlar. Krallara, reislere gelince hiç kimse onları azarlamaya cesaret edemez. Yaptıkları bir kusurdan dolayı kimse onları kınamaya kalkışmaz. Çünkü bütün insanlar krallara, reislere yakın olmak ister. Onlara sevgi gösterisinde bulunur. Bu yüzden onlara sevdikleri şeylerden başka bir söz söylemezler ki onların nezdinde bir payı edinsinler. Bu yüzden kralların, reislerin ayıpları hak tarafından bilinse de kendilerine her zaman gizli kalacaktır. Bir kral veya reis ayıplardan arınmak istiyorsa, kirlerden arınmayı amaçlıyorsa, has adamlarından, güvendiği kimselerden, aklına, zekasına güvendiği, hizmetçilerinden ve yakın çevresinden bazı kimselere yaklaşıp onlara kendinin kusurlarını, noksanlıklarını araştırıp öğrenmelerini ve neticeyi kendisine bildirmelerini emretmesin gerekiyor. Sonra kusurların birini bulup kendisine gösteren kimseyi güler yüzle ve kusurunu kabul eden bir edayla karşılaması, bu yüzden sevdiğini ve memnun olduğunu göstermesin gerekiyor. Daha doğrusu kusurlarını kendisine gösteren kimseye noksanlıklarından dolayı kendisini övenlerden çok daha fazla ödül vermesin gerekiyor. Yaptığı işten dolayı kendisini kınamasına tahammül etmelidir. Kral bu yoldan ayrılmaz, bu özelliğiyle bilinirse arkadaşları ve yakın adamları ayıplarından dolayı onu uyarmaya başlar. Kral böyle bir kusurunun farkına vardığı zaman da ondan yüz çevirir. Önce insanların bundan dolayı kendisini ayıplayacağını, bundan dolayı kendisini küçük göreceğini fark eder. O zaman da nefsini ayıplarından arınmaya yöneltir, kirlerden temizlenmeye zorlar. Bunu yaparsa faziletlerle donanmaya imkan bulur. Kendisini güzelliklerle ahlaklanmaya mecbur bırakır. Bir iyi meziyetinde ancak en yüksek mertebesine razı olur ve bu noktaya varmadıkça duramaz. Bir an önce nefsini eğitme hususunda en güzel siyaseti esas alır. Böylece de güzellik de anılır. Çok geçmeden de tamamlık mertebesine erişir. Kemalin son noktasına yükselir.
hem mutluluğu, hem insanlığı, hem de gerçek reisi elde eder. Ebediyen güzellik de anılır. Ölümsüz, güzel bir nam bırakır. Akılla ilgili ayetler ve hadislerden bir demet. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel olan neyse o yolda mücadele et. Nahl Suresi 125. Nefsini tezhip ve tezkiye eden felah ve saadet buldu ve onu fenalıklara gömen de hüsran ve heybette kaldı. Şems Suresi 10. Şüphesiz Rabbinin makamında nefsinin hevasından dolayı hesaba çekileceğinden dolayı korkarak ve nefsini şer'an yasak ve batıl olan şeylerden men eyleyen kimsenin varacağı yer şüphesiz cennet-i âlâdır. Nâziât Suresi 41. Hanginizin ahlakı güzelse onun imanı daha güzel ve daha faziletlidir. Kutsi hadiste Cenab-ı Hak'tan varit olmuştur. Bu kendim için razı olup seçtiğim bir dindir. Onu ancak cömertlik ve güzel ahlakı doğrultur. Ona sahip olduğunuz sürece bu ikisiyle ona ikramda bulunun. Bu hadis-i şerifi Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir gün sahabe-i güzin hazretlerinden biri müracaat ederek "Ya Resulallah, din nedir?" sualini sordu. Server-i Alem ve Hace-i Azam sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri derhal "Güzel ahlak" diye buyurdu. Ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanınız ve sıfat-ı Rabbaniye ile ittisaf ediniz. Ahlakınızı her cihetten güzelleştiriniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sahabe-i güzin efendilerimizden radıyallahu anh birisinin "Ya Nebiyallah, müminler arasında imanen eftal ve ahsen olan kimlerdir?" sualine mukabeleten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ahlak cihetinden en güzel olandır." buyurdu. Güzel huy, kemal-i imandan bir parçadır. Amellerin tartılacağı o günde mizanda, güzel ahlaktan daha ağır gelen bir amelin olmayacaktır. Bir şey ki insanın vicdanını azaba duçar eder. Bu hal ki ona insanların bakışı kötü ve çirkin görünür. İşte günah ve kabahat odur. Akıl sahibi olan mümin için güzel ahlaktan daha güzel bir şey yoktur. Müminin en hayırlı ve en değerlileri hüsn-i ahlakta ispatı imtiyaz edenlerdir. İnsanların nebilerinden öğrene geldikleri sözlerden biri de "Utanmadıktan sonra dilediğini yap" sözüdür. Hüsn-i ahlak bereket ve saadettir. Kendisinde iman tahakkuk eden bir mümin, ahlak-ı hamide ve iyi özellikleriyle nezd-i ilahide gündüzleri devamlı oruçlu ve geceleri namaz ve ibadetle geçiren zahitlerin yüce makamlarına nail olur. Kıyamet gününde evvela mizana konacak şey güzel huydur. Ahirette mizana konacak şeylerin en ağırı ve en değerlisi Allahu Teala Hazretlerinin korkusuyla ahlak güzelliğidir. Ahlak-ı hamide sahibini cennet-i âlâya dahil eder. Sizden cennet-i âlâda bana refik olan müminler dünyada ahlaka sahip olanınızdır. Ruzi cezada benim en sevdiğim ve en yakınım ahlakça en güzel olanınızdır. Hüsn-i ahlak gibi asalet ve paklık yoktur. Sirke balı ifsat ve ihlal ettiği gibi kötü ahlakta amel ve ibadeti ifsad eder. Fena ahlak töhmet ve bir kabahattir ki asla aff ve mağfiret kabul etmez. Hazreti Peygamber Efendimiz bir kadın hakkında
Gece gündüz bütün meşguliyeti ibadet ve taattır. Yalnız kötü meşreplidir. Kötü lisanıyla komşularını tazip ve tacizden hali değildir. Buna ne ferman buyurursunuz ya Resulallah dediler. O vakit Hazreti Peygamber Efendimiz, onun ibadet ve taatinden hiçbir hayır yoktur ve kendisi de cehennem ehlidir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hakikatte Müslim o kimsedir ki, onun dilinden ve elinden sair Müslim emin ve salim bulunur. Ya Ebu Azer, sana iki hasilet için delalet edeyim ki, bunlar bedene hafif mizandaysa diğer amellerden ağırdır deyince, buyurunuz ya Resulallah dedim. Buyurdular. Güzel huya ve yerinde sükuta oy ve buna devam eyle. Nefsim yedi kudretinde olan Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, bütün mahlukat bu iki amelin misli gibi amel edemezler. Bu hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh tarafından rivayet olunmuştur. Bir başka şekilde de aşağıdaki hadis-i şerif rivayet olunmuştur. Âgâh ve mütenebbi olunuz ki sizlere ibadetin kolayını ve bedene de faydalı olanı bildireyim mi? Bunlar sekine, edep ve vekar dairesinde sükuta mülazemet ve güzel ahlaktır. Abdullah İbni As radıyallahu anh'ten rivayet olunmuştur ki, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh sefere çıkmak isteyince Efendimiz'den vasiyet istemişti. Efendimiz Hazretleri de, Allah-u Teala Hazretlerine hiçbir şeyle şirk koşmadan kulluk eyle. Bir kusura ve kabahate sebep olduğunda derhal arkasından bir iyilik yap. İkamet üzere hareket et ve ahlakını da güzel eyle. İmam Malik'in Muaz radıyallahu anh'tan bir rivayetinde Resulullah Efendimizin hayvana bineceğim sırada üzengiye ayağını koyduğum zaman bana son nasihati şu olmuştu. Ey Muaz! İnsanlarla iyi geçinecek kadar güzel ahlaka sahip ol. Güzel huy dinin kitabıdır. Hakikat müminlerin imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanı ve ehl-i beytine en lütufkar muamelede bulunanıdır. Dört şey sende toplanmış olursa, dünya malından senden ayrılmış olan senin aleyhine olmaz. Verdiğin haberin doğru olması, emanetin korunması, güzel huylu olman ve yiyeceklerin haramdan korunması. Doğru ol ve insanlar için huyun güzel olsun. Ademoğlu namaz kılmaktan, ara bulmaktan ve güzel ahlaktan daha faziletli bir şey yapabilmiş değildir. Güzel huy, cennetin nimetidir. Sana güzel konuşmak ve yemek ziyafeti vermek gerekir. İbadetin en kolayını ve vücuda en hafif gelenini size haber vereyim mi? Sükut ve güzel huydur. İktisat etmek, geçinmeyi sağlamanın yarısı, güzel huy da dinin yarısıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insanları en fazla cennete sokacak şeyden sorulmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz de Allah'tan sakınmak ve güzel huydur cevabını verdi. Halkı en çok cehenneme sokan şeyden soruldu, Efendimiz de ağız ve ırzını korumaktır buyurdu. Allah'a imandan sonra aklın başı utanma ve güzel huydur. Müslüman kardeşine hakaret etmek, kişiye şer olmak bakımından yeterlidir. Akıl gibi tedbir olmaz. Nefsini kötülükten alıkoymak gibi vera yoktur. Güzel huy gibi şeref mevcut değildir. Huyun kötülüğü bir çeşit uğursuzluktur. Haya imandandır. Kimin huyu kötü olursa kendini azaba uğratır. Kimin üstünlüğü çoğalırsa vücudu hasta olur. Kim bir takım adamlarla münakaşaya tutuşursa kerameti gider, insanlığının derecesi düşer. İki hasilet, cimrilik ve kötü huyluluk müminde toplanamaz. Yüce Allah kerem sahibidir. Cömertliği ve yüksek ahlakı sever. Kötü huylardan asla hoşlanmaz. Sevap bakımından hiçbir yutkunma, Allah rızasını kazanmak için bir kulun öfkesini yutmasından daha büyük değildir. Hayanın hepsi hayırdır. Her din için üstün tutulan bir huy vardır. İslam'ın huyu da utanma hissidir. Utanma imandan bir daldır. İman ehli cennettedir. Kötü söz cefa veren şeylerdendir. Cefa veren kimse ise ateştedir. Aziz ve celil olan Allah, sizin alçak gönüllü olmanızı,
Hatta hiçbir ferdin hiçbir şahsa üstünlük taslamamasını bana vahyoluyla emretti. Biriniz kızdığı zaman sükut etsin. Akrabaya ihsan, güzel huy, güzel komşuluk yurtları mamur eder. Ömürleri feyiz ve berekete mazhar kılar. Ademoğlunun hatalarının birçoğu dilinden ileri gelmektedir. Dilini muhafaza et, lüzumsuz şeyler söyleme. Bazı büyüklerin ahlak hakkında söylemiş oldukları özlü sözler. Ahlaktadır kemali Adem, ahlaktadır nizamı alem. Ahlaka nazar edilmeyince, semti edebe gidilmeyince, Adem de nice marifet ehli tercih ediyor uluman cehli. Tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Tasavvuf kalbin tavsiyesidir. Tasavvuf kalbe aslin safiyetini temin etmektir. Tasavvuf kötü ve düşük huylardan biri olmaktır. Tasavvuf beşeri sıfatları söküp atmaktır. Tasavvuf nefsani, yersiz iddialardan beri durmaktır. Tasavvuf hakikat ilmine yapışmaktır. Tasavvuf bütün ümmetlere nasihattir. Tasavvuf abd-i has olmaktır. Tasavvuf şeriatte durmaktır. Tasavvuf şer'i hükümlerden bizzat Efendimizin sünnetine uymaktır. Tasavvuf hak rızasını bulmaktır. Tasavvuf harama bakmamaktır. Tasavvuf haktan ayrılmamaktır. Tasavvuf haktan razı olmaktır. Tasavvuf yar olup bağır olmamaktır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, tasavvuf 8 şey üzerine kurulmuştur. Cömertlik İbrahim Aleyhisselam'ın haliydi. Rıza İshak Aleyhisselam'ın haliydi. Sabır Eyüp Aleyhisselam'ın haliydi. İşaret Zekeriya Aleyhisselam'ın haliydi. Gurbet Yahya Aleyhisselam'ın haliydi. Saf yün elbise Musa Aleyhisselam'ın haliydi. Seyahat İsa Aleyhisselam'ın haliydi. Fakir hali Server-i Kainat-ı Resulullah Efendimizin iftihar ettiği haldi. Tasavvuf nefsi pak eylemektir. Fenayla anı hak eylemektir. Hazreti Pir Aziz Mahmud Hüdayi, Ya Rabbi, İzzetin hakkı için kurtar bizi nefis elinden. Kemal-i Nusret'in hakkı için kurtar bizi nefis elinden. Mukirrim zatına candan, ayırma canı canandan. Hıfz eyle nefsi şeytandan, kurtar bizi nefsin elinden. Varayım ben senden yana, göster beni bensiz bana. Mest olu ben kalam sana, kurtar bizi nefsin elinden. Adem'in ağlatma beni, tevbem kabul et ya gani. Al beni bana ver seni, kurtar bizi nefsin elinden.